Mutlu akşamlar. Gündemle karşınızdayız. Gündemde bu akşam önemli bir ismi misafir ediyoruz. Fatsa Belediye Başkanı Sayın İbrahim Metem Kibar bizlerle birlikte. Fatsa ilçesini konuşacağız, belediye yatırımlarını konuşacağız, devlet yatırımlarını konuşacağız. Sıcak gündeme dair ne varsa Fatsa gündeminde hepsini Sayın Başkan'a bir bir soracağız. Keyifli bir yaklaşık iki saat inşallah bizleri ve sizleri bekliyor olacak. Hoş geldiniz Sayın Kibar. Hoş bulduk Meltem Hanım. Teşekkür ederiz. Nasılsınız diyelim öncelikle. Hamdolsun her şey yolunda çok şükür. Bir aksilik yok. İnşallah bu akşamki programımızla birlikte hemşerilerimizi şehrimiz üzerinde, Fatsa'mız ve ordumuz üzerindeki birçok konuyla ilgili bilgilendirmiş olacağız. İnşallah keyifli bir program geçmiş olur. İnşallah ordunun en önemli ilçelerinden bir tanesi Fatsa. Sahil ilçesi büyüklüğüyle, ticaretiyle, ekonomisiyle, kültürüyle neler yapıldı? Özellikle İbrahim Metem Kibar döneminde bunları merak ediyoruz. Belediye yatırımlarıyla başlamak istiyoruz. Öyle ki hani genç bir isim olarak büyük bir sinerjiyle makama geldiniz ve çok da sevilen bir belediye başkanı olarak dikkat çekiyorsunuz. Bunu söylemekten çekinmedim ben de. Hani sosyal medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla. Oradan başlayalım istiyorum aslında. Fatsa'nın misafirleri de çok ki devlet yatırımlarını incelemek üzere, belediye incelemek üzere Sayın Orduvayz Tuncay Sonel'de geçtiğimiz gün Fatsa'daydı. Orayı da konuşmak istiyoruz. Siz şöyle bir 3,5 yılı özetleyerek başlarsanız nasıl geçti? Meltem Hanım, öncelikle bizi hemşerilerimizle buluşturduğunuz için TV52 ailesine ben ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Ekranları başında bizleri izleyen tüm hemşerilerimize de buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar iletiyorum. Tabii zaman çok hızlı geçiyor. 3,5 yıllık görev süremiz içerisinde biz de her bir zamanımızı Fatsa'mızı ve Fatsa'mızın geleceğine ayırmaya gayret ediyoruz. Öncelikle dün Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel Fatsa'mızdaydı. Bir takım ziyaretlerin ötesinde devletimizin her bir kurumunun yapmış olduğu çalışmaları ayrı ayrı ziyaret etme ve istişare etme imkanı bulduk. Şehrimizin birçok problemimizi Sayın Valimiz öncülüğünde çözüme ulaştırma noktasında yapmış olduğumuz çalışmaları kendisine anlattık. Özellikle 2023 öncesinde acil çözüm bekleyen sorunlarımız noktasında da Valimizin desteklerini, yardımlarını istedik. 3,5 yıllık görev süremiz içerisinde Vali Bey'in kafasına ne zaman çaldıysak Fatsa'mızın hangi problemiyle olursa olsun gerçek bir Fatsalı gibi ilgilendi diyorsunuz. İlgilendi ve çözümü noktasında da sonuçlar ortaya çıktı. Ben öncelikle Sayın Valimize Fatsa'mıza yapmış olduğu ziyaret ve Fatsa'mızdaki sorunların birebir takipçisi ve muhatabı olduğu için tüm hemşerilerimiz adına şükranlarımızı, teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Meltem Hanım, zaman çok hızlı geçiyor dedik. Evet. 3,5 yıllık görev süremiz içerisinde gerçekten Fatsa çok büyük değişimlere sahne oldu. Fakat bazen biz şehrimizin içerisinde hizmet yarışıyla mücadele ederken, şehrimizin sorunlarına çözüm üretmeye gayret ederken, diğer taraftan şehrimizdeki yatırımların değerlendirme ve değişimleri fark etme noktasında bazı gözden kaçırmışlıklar olduğunu görüyoruz. Bunu da en iyi TV programlarında acaba 3,5 yıl içerisinde neler değişti diye dönüp geriye baktığımızda en iyi o zaman anlıyoruz. Bir de Ordu günlerinde anladık. Evet. İstanbul'daki Ordu günlerinde birçok hemşerimizin Fatsa'mızdaki, ordumuzdaki değişimleri bizlere sözlü olarak ifadelerini ve teşekkürlerini, minnetlerini iletmesiyle birlikte daha iyi anlar hale geldik. O yüzden de özellikle bu bağlamda hemşerilerimizle istişareyi birinci sırada tutuyoruz. Özellikle gurbetteki hemşerilerimiz Fatsa'daki değişimin en büyük şahitleri oluyorlar. Ordumuzdaki değişimin. Ordu günleri münasebetiyle de onlarla sık sık bir araya geldik. Şehrimiz üzerine istişare ettik. Tabii istişare kültürü bizim yönetim biçimimizde var. Dinimizin de emrettiği gibi biz istişareye büyük önem gösteriyoruz. Hatta dün Sayın Valimizi akşam 6'da şehrimizden yolcu ettikten sonra bitme aşamasına gelen kapalı pazar yerimizde artık son istişareleri yapmak üzere pazarcı kardeşlerimizin temsilcileriyle bir araya geldik. Sonrasında da başka bir ilçemize hareket ettik ve orada 8 tane belediye başkanımızla bir araya gelip gecenin 11'ine kadar ordumuz üzerine, Fatsa'mız üzerine, her ilçemizin kendi sorunları üzerine gerek istişarelerde, gerek bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımında gerçekleştirdik. O yüzden istişare bizim başımızın tacı. Fakat istişarenin de bir takım kriterleri var. Çünkü göreve gelirken de istişare kültürüyle yöneteceğiz diye bir söz vermiştik. Bu sözümüzü gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Fakat istişare sonuç olarak akil insanlarla, ehil insanlarla yapılması gerekiyor. Samimi insanlarla yapılması gerekiyor.
Bu bağlamda her türlü eleştiriye açık olduğumuz gibi istişare noktasında da şehrimizin ehil insanlarıyla, akil insanlarıyla şehrimizin geleceği noktasında sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz sürekli devam ediyor. Fakat Fatsa'mız üzerinde ya da ordumuz üzerinde şehrimizin geleceğinde hiçbir hesabı olmayan, hayali olmayan, tamamen bireysel hırs hesabı ve menfaatleri üzerine kendilerini bu istişare içerisinde bulamayan arkadaşlarımızın böyle çok seviyesiz, mesnetsiz bir şekilde siyaset arenasında yer bulmaya çalıştığını görüyoruz. Onları üzülerek görüyoruz, izliyoruz. Onları da bu istişare ekibine dahil etmek için ehlileştirmeye gayret ediyoruz. İnşallah onlar da memleketimize bizimle... Dediniz, yine de ekibimize dahil etmeyi çalışıyoruz dediniz. Bu da güzel. Memlekete bakış açısı, aynı samimiyette, aynı niyette ve Fatsa'nın geleceğine yönelik düşünceleri ortaya koydukları zaman onlar da mutlaka bu istişare ekibinin içerisinde ne olurlarsa olsunlar mutlaka yerini alacaklardır. Evet. Fakat önce samimiyet diyorum. Evet, samimiyet. Seçim yarışında söylediğim gibi hem enerjinizle hem de genç oluşunuzla, yaş kriterinizle en dikkat çeken adaylardan bir tanesiydiniz. Evet. Ki Fatsa'nın da belediye başkanı oldunuz. Bu sinerji mutlaka ilçeye olumlu yönde yansımıştır diye düşünüyoruz ki peyderpey neler yapıldı bunları soracağız ama döneminizde ne yazık ki dünyanın da zor bir süreçten geçtiği pandemi yaşandı. Tabii bu ne kadar hedeflerinizi etkiledi? İşte 3,5 yılda hedeflediğiniz çalışmaları sekteye uğrattı mı? Ya da eklemek zorunda kaldıklarınız oldu mu? Bilmiyoruz ama pandemiyle başlayalım dilerseniz. Daha sonrasında neler yapıldı? Yolsu devam devam gidelim. Meltem Hanım, tabii belediye demek tecrübe demek. Aynı zamanda ekip demek. Diğer taraftan da kurumsallaşma demek. Biz öncelikle göreve geldikten sonra hayırlı olsun ziyaretlerini bitirdikten sonra bir kez sürdürülebilir bir ekonomi yönetimiyle kurumu yönetelim dedik. Ve iyi bir genç bir dinamik bir ekip kurduk. Kurmuş olduğumuz bu ekip de siyaseten yeni ama çok tecrübeli arkadaşlar. Özellikle kendi alanlarında ehil arkadaşlardan oluşan bir ekipti. Tabii belediyeciliğin tecrübelerini tam kazanalım derken bir yıllık süreçte dünyamızın ve ülkemizin daha önce yaşamamış olduğu bir pandemi dönemiyle karşı karşıya kaldık. Tabii bu bize ayrı bir tecrübe kattı. Çünkü belediye demek, belediyecilik demek aynı zamanda kriz yönetimini başarıyla yürütmek demek anlamına geliyor. Bu krizi nasıl yönetebiliriz diyerek önlemlerimizi aldık. Özellikle Türkiye'de hatta dünyada görülmemiş bir başarı hikayesi yazdığımıza inanıyorum. Vatandaşlarımızın maskeye ulaşma, erişme noktasında zorluk yaşadığı bir dönemde biz 2,5 milyon maskeyi Fatsa Belediye'miz öncülüğünde diğer kurum ve kuruluşlarımızın koordinasyonlarında kendi atölyelerimizde üreterek şehrimizin her bir noktasına kapı kapı, hane hane, kurum kurum her bir vatandaşımıza ücretsiz bir şekilde dağıtımını gerçekleştirdik. Bununla birlikte pandemide devlet millet el birliğiyle aşılması gereken bir kriz dönemiydi. Çünkü neyle karşılaştığımızı bilmiyoruz, yarın neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Hatırlarsanız pandeminin ilk döneminde yakın çevrenizde bir Covid hasta duyduysanız insanlar panik camını halinde, açmayı, penceresini açmayı, sohbet etmeyi, neredeyse telefonla konuşmaktan bile imtina eder hale gelmişti. Tabii öyle bir dönemde özellikle devletimizin şefkatli yüzü olan belediyelerimizin tam kadrolarıyla sahada olması gerekiyordu. Biz de bu bağlamda tüm personelimizle, tüm ekiplerimizle sahadaydık. Bir taraftan maske üretimini sağlarken, diğer taraftan özellikle vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine yönelik Vefa Sosyal'de grubuyla kurulan ekiplerimizde tüm mahallelerimizde vatandaşımızın hangi talepleri, ne ihtiyaçları varsa yerine getirmeye karşı gerçekleştirdik. Aynı zamanda tam kapamanın olduğu mahallelerimiz oldu. İnsanlar o mahallelere girip çıkmakta zorluk yaşadı ve hazırlıksız yakalanan kapamalarla karşı karşıya kaldılar. O mahallelerimizde vatandaşlarımızın ne ihtiyaçları varsa devletimizin tüm kamu kurumlarıyla bir araya gelerek çocuklarımızın oyuncaklarından gençlerimizin dergilerine kadar, yaşlılarımızın ilaçlarına kadar devletimizin tüm kamu kurumları koordineli bir şekilde tam kapamada vatandaşımıza en ufak bir aksaklık hissettirmeden hizmetleri yerine getirmeye gayret ettik. Esnaflarımız bizim başımızın daha önceki pandeminin en zorluğunu yaşayan kesimlerden bir tanesi de esnaflarımızdı. Bir şekilde işçimiz, memurumuz, emeklimiz maaşlarını devletimizin köklü yapısıyla birlikte aldılar ama esnaflarımız ciddi gelir kaybına uğramıştı. Esnaf paketlerimizle birlikte onlardan herhangi bir başvuru bile almadım. Onları da rencide etmeme anlamında her birinin
desteklerini pazar günleri kapı kapı evlerine ulaştırdık ve bununla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadık. Çünkü dinimizin de emrettiği gibi sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği şekilde zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bunun da hiçbir şekilde bir reklamını yapmadan el birliğiyle bu zorlu süreçlerin aşılması gerekiyordu. Çok şükür bu zorlu süreçlerin her birini aştık ve bugünkü geldiğimiz noktada pandemide bence Türkiye'de örnek gösterilecek bir belediyecilik anlayışıyla özellikle özel günlerimizde ve bayramlarımızda şehrimizde yapmış olduğumuz gerek dijital tiyatrolar, etkinlikler, festivaller, diğer taraftan da bayramlarımızda şehir içerisindeki balkonlardan kutladığımız bayram etkinlikleriyle birlikte unutulmaz günler yaşadık. Evet. Her birinden tecrübe kazandık. Her birinden dersler çıkardık. O günkü çıkarmış olduğumuz dersleri bugün belediyecilik adı altında hizmete dönüştürmeye ve o günleri unutturmaya gayret ediyoruz. Çünkü pandeminin geri getirilemeyen bir takım şeyleri var. Özellikle kaybetmiş olduğumuz canlarımızın ve o dönemde yaşamış olduğumuz acıların derinliği. Diğer taraftan da insanlarımızın bilinçaltına yerleşen psikolojik etkileri. O psikolojik etkilerini atmak adı altında da birçok festivalde, etkinlikte, yarışmalarda şehrimizde ben bunun etkilerini sildiğimize inanıyorum. Evet, kültür ve sanat etkinlikleri pandemi sonrasında Fatsa Belediyesi dikkat çekti. Evet. Şimdi bir yandan mesajlar da geliyor. Özellikle ikinci bölümde soru olan ve sorulabilecek konuları mutlaka yöneltmeye çalışacağım Sayın Başkan'a. Sizden gelenleri de o yüzden yazmaya devam edebilirsiniz. Sorularınız varsa diyelim izleyenlerimize. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini görüyorum sosyal medyadan şu an mesajlarıyla. Sizlere desteklerini iletiyorlar. Gençlerin abisi diyorlar ki bu manada da Ankara'da güzel de bir ödül aldı Fatsa Belediyesi. Evet. Aslında bu 3,5 yıllık dönemde ilk döneminiz olmasına rağmen birçok en kapsayan ödülleri de aldınız. En başarılı belediye başkanları listesine giriş yapabildi Fatsa ve siz. Yine Ankara'da gençlere yönelik çalışmalarınızda da ödüle layık görüldünüz. Neler söyleyeceksiniz? Gençlere gerçekten bir pozitif ayrımcılık var mı Fatsa'da? Şöyle biz artık yavaş yavaş orta yaş grubuna yaklaşıyor olsak bile siyasi jenerasyonda genç bir başkan olduğumuz için ve sürekli gençlerle beraber olduğumuz için gençlerin bize karşı ayrı bir sevgisi, saygısı var. Biz de onlara ayrı bir parantez açarak birlik beraberlik gösteriyoruz. Onların her bir taleplerini dikkate alarak hizmetlerimizi onlarla da istişare ederek onların taleplerine göre değerlendiriyoruz. Tabii daha önce de az önce de söylediğiniz gibi bir takım başarı ödülleri aldık. Bunun en sonuncusu olan Ankara'da düzenlenen, bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye'nin en büyük gençlik festivalinde Gençlerin Gücü, Fatsa'nın Gücü adlı projemizle birlikte Cumhurbaşkanımızdan ödül almaya hak kazandık. Bu Fatsa'mız için bir gururdu. Valiliğimiz tarafından desteklenen SOGEP projesi kapsamında biz meslek lisesi mezunu gençlerimizle birlikte Fatsa'da bir meslek atölyesi kuralım dedik. Kent Mobilyaları Atölyesi adı altını verdiğimiz bu atölyemizde 20'ye yakın gencimizi, meslek lisesi gencimizi istihdam ederek sadece Fatsa'mızda değil bölgemizdeki birçok belediyemizin kent mobilyaları noktasındaki üretimlerini gerçekleştireceğiz. Projemiz 1,5 milyon liralık bir hibe almıştı. Sayın Valimizin de bu projeye özellikle yoğun bir şekilde desteği ve özeni vardı. Onun da destekleriyle birlikte projede hibe almaya hak kazanmıştık. Tüm atölye ekipmanlarımızı aldık. Milli Eğitim'le beraber sürdürdüğümüz bu projemizde atölyemiz son aşamaya geldi. Kısa süre içerisinde atölyemizin açılışını gerçekleştireceğiz ve sadece Fatsa'mızda değil çevre ilçelerimizde ve illerimizde taleplere göre birçok kent mobilyalarını Fatsa'mızdan üretip gençlerimizle üretip onlara özellikle ekonomik noktada maliyetine diyebiliriz vatandaşımızın hizmetine sunmalarını sağlayacağız. Tabii bu ödül almak bizi Fatsa'mızı özellikle gururlandırdı. Hele ki Cumhurbaşkanımız tarafından bir gençlik festivalinde bu ödülü almak. Adında da bir yani gençlerin gücü Fatsa'nın gücünün geçiyor olması bizleri gururlandırdı. Bu ödül tüm Fatsa'mızın, tüm gençlerimizin ödülü. Diğer taraftan daha önce yine ülkemizin önemli kuruluşlarından bir tanesi belediye başkanları sıralamasında Karadeniz'de en başarılı belediye başkanı noktasında Fatsa'mızı seçmişlerdi. Bu da bizim için bir gurur olmuştu. Tabii bu değerlendirmelerde ben Fatsa'mızda yapılan çalışmaları mutlaka önemsiyor ve bunların her birinin bir kriter olarak değerlendirdiğini düşünüyorum. Fakat buradaki en büyük değerlendirme bugün bizim 3,5 yıllık görev süremiz içerisinde vatandaşımızın bizlere olan desteğinin artarak devam ediyor olmasının bunlar anketlere yansıyan yansımaları olarak görüyorum. Diğer taraftan şehrimizde gerçekten çok büyük çalışmalar
değişimler gerçekleşiyor. Fakat sadece bu değişimlerin değerlendirildiğine bakıldığımızda biz bugün Fatsa'mızda gerçekten çok mega yatırımlar yapıyoruz. Fakat bu kadar dereceye girecek yatırımlar daha henüz bunlar daha plan aşamasında olduğunu öngörüyorum. Özellikle 2023 yılının başı itibariyle 100 dönümlük bir millet bahçesinin Fatsa Belediyesi öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle şehrimizde hizmete girecek olması sadece Fatsa'mızın değil tüm bölgemizin yeni bir yaşam alanına kavuşmasına sebebiyet verecek. Diğer taraftan Orman Bakanlığımızdan tahsis etmiş olduğumuz 100 dönümlük Çerkezler Tepesi mesire alanı olarak tabir ettiğimiz alanda Gençlik Ormanı, Şifa Ormanı ve Orman Okulu adı altında 3 farklı yaşam alanının o 100 dönümlük ormanın içerisinde hayata geçecek olması ki bunu da 2023'ün ilk ayı itibariyle ihale edeceğiz. Bu iki projemizin belki de toplam maliyetleri 150 milyon liranın üzerinde olacak. Bu iki yaşam merkezimizle birlikte Fatsa aslında yaşam noktasında da cazibe noktasında da bir sınıf atlamış olacak. Yine otogalericiler sitemiz şehrimizin en kronik problemlerinden bir tanesi. Bunu da 2023 yılı içerisinde inşallah otogalericiler esnafımızla derneğimizle birlikte temellerini atmayı hedefliyoruz. Bu aynı zamanda Fatsa'ya yeni yaşam alanları kavuşturacağı gibi Fatsa'mızın da kronikleşmiş birçok probleminin de önüne geçmiş olacak. Hı hı. Bunlarla birlikte artık Fatsa'da birçok gözle görülür değişimin farkında olacağımız bir döneme geçeceğiz. O zaman inşallah yeni yapılacak anketlerde çok daha iddialı bir noktaya taşınacağımıza inanıyorum. Yani yaptıklarımız değil yapacaklarımızla da çok dikkat çekeceğiz. İddialıyız diyorsunuz. Bugünkü Fatsa'daki kamuoyunun bizlere olan, vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin bizlere olan gönül bağındaki artış, aynı zamanda desteğinin devam etmesi. Evet, Fatsa'da iyi bir ekip var ve bu imkanlarla bunlar yapılıyorsa yarın yeni üretilecek imkanlarla çok daha iyi işlerin yapılacağına dair olan inancı bizi bence bugün belki bu olumlu söylemlerin arkasındaki en büyük gücün bunlar olduğuna inanıyorum. Evet, bir yandan mesajlar da böyle bir haber tabiridir. Yağmur gibi akmaya devam ediyor. Ben de bakıyorum şöyle göz ucuyla da hep bir ekrandayım ne var ne yok diye. Şu ana kadar gerçekten hiç olumsuz bir yorum gelmedi. Herkes başarı diliyor. Bir izleyenimiz demiş ki kadın istihdamına yönelik Japonlarla yaptığı çalışma, istihdama yönelik çalışmalarını sorduğumuzda detaylıca gireceğim ama şöyle bir altyapıdan, yoldan başlayalım istiyorum. Malum Karadeniz coğrafyası zor bir coğrafyaya sahibiz. Belki bu yönüyle belediye başkanlığı çok zor bir sorumluluk gerektiriyor ama çağımızda da günümüzde de en önemli problemler yolda yaşanıyor bölgemizde. Altyapı ve yolda neler değişti İbrahim Metem Kibar döneminde? Metem Hanım, tabii bu biraz uzun sürecek bir sorun. Fakat bunu ben ikiye ayıracak olursak özellikle şehrin merkezi ve kırsal olarak düşündüğümüzde şehrimizin merkezinde belki 50 yıllık altyapılara girdiğimizi söyleyebilirim. Özellikle altyapı kurumlarımızdan başta Aksa olmak üzere OSKİ'si, YEDAŞ'ı, Telekom'u başta olmak üzere Büyükşehir ve Fatsa Belediye'mizde çok koordineli bir şekilde şehrin kronikleşmiş altyapılarını özellikle gelecekteki 50 yıla 100 yıla hazırlamaya gayret ediyoruz. Günübirlik çözümlerle sorunu ötelemenin ötesinde bugünkü yapmış olduğumuz kalıcı hizmetlerle birlikte bir daha 50 yıl o mahallenin altyapısına, üst yapısına herhangi bir kaynak harcanmayacak hale getirmeye çalışıyoruz. Tabii bu yatırımlar çok maliyetli yatırımlar ve tüm altyapı kurumlarının yer altında çalıştığı bir yerde ister istemez uzun yıllık altyapıları değiştirmeye kalktığınızda biraz uzun sürebiliyor. Vatandaşın canı yanabiliyor. Vatandaş serzenişte bulunabiliyor. Fakat bittiği noktada gerçekten vatandaş tarafından çok büyük takdir ve memnuniyetle karşılıyor. Fakat altyapıya yapılan yatırımlar bir taraftan da nankör yatırımlar oluyor. 6 ay sonra sanki oranın geçmişinde hiçbir problem olmamış gibi kimsenin hatırlamadığı bir yatırım sınıfına girmiş oluyor. O yüzden özellikle şehrimizin gelişmesi ve bir turizm şehri, bir tarım şehri, bir sanayi şehri olması için altyapımızı bizim bu gelişmeye ayak uydurmamız lazım. Çünkü ordumuzun en hızlı büyüyen, en hızlı gelişen şehri Fatsa. Gerek nüfus artış hızına bakıldığında, gerek göç alma hızına bakıldığında Fatsa'mız bu bağlamda çok hızlı büyüyor. Gerek sanayisiyle, gerek turizm zincirlerini oluşturacak o her bir halkanın birer destinasyon olma noktasındaki hamleleriyle Fatsa'mız çok hızlı gelişiyor. Bu hızlı gelişime de biz eğer altyapımızı hazırlamazsak yarın şehrimizin altyapıyla birlikte problemlerinin çekilmez bir noktaya gittiği bir döneme doğru gidecek. Evet, vatandaşımız altyapılardan çok bunaldı. Fakat yapılmış olan bölgelere gittiğimiz zaman da tekrar oradaki memnuniyet sağlanmış oluyor. Özellikle şehrimizde göreve geldiğimizde
Seçim çalışmalarında gezmiş olduğumuz caddelere bakıyorum. Oradaki vatandaşlarımızın, esnaflarımızın şikayetlerinin bugün memnuniyete dönüyor olması beni çok memnun ediyor. Özellikle Sevgi Caddesi, Beyazıt Caddesi, Barbaros Caddesi, Ata Caddesi, Aydın Sokak, Nazmiye Komitoğlu Caddesi, Hamlık Caddesi, Şerefiye Caddesi, Hürriyet, Başköy, Neva, Liman Sokak, Set Caddesi olmak üzere şehrimizin merkezinde şu ana kadar 43 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. Ve bu demek ki bu 43 kilometrelik yolda bir daha hiçbir şekilde altyapıda bir çalışma yapmayacak anlamına geliniyor. Bu bağlamda özellikle göreve geldiğimizde Dolunay, Ayazlı, Toki, sahil şeridinde bulunan caddelerimiz ve en önemlisi Fatsa'mızın büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan organize sanayi bölgemizde doğalgaz yoktu. Fatsa'daki doğalgaz kullanımı %51'di. Bugünkü geldiğimiz noktada bu yıl karayolu geçişleriyle birlikte Atatürk Parkımıza ve Yalıkent sitemizin olduğu bölgeye de doğalgazımız geçti. Sahilde bulunan 400 hanemiz de doğalgazına kavuştu. Şu an doğalgaz Fatsa'da %98-99 seviyelerine çok geldi. Çok güzel bir rakam. Tüm okullarımızın da doğalgaz dönüşümleri gerçekleşti. Artık Fatsa'mızda neredeyse bacadan siyah duman tütecek yer kalmadı. Fatsa'mız bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce sabah şehre giderken siyah hava tabakasının, kömür tabakasının şehrin üzerinde böyle bir şapka gibi durduğu ve şehrin içerisinde o kömür kokusunun yoğun hissedildiği bir dönemden bugün neredeyse şehirde hava kirliliğinin sıfırlandığı bir döneme doğru geliyoruz. Tabii özellikle doğalgazın organize sanayi bölgesine geçmiş olması oradaki yatırımcılarımıza da ayrı bir teşvik kazandırdı. Birçok yatırımcımız Fatsa organize sanayi bölgesinde doğalgaz olduğu için yatırım yapma önceliği sağlıyor ve organizemizdeki hızlı bir şekilde büyümeye de katkı sağlamış oluyor. Tabii dediğim gibi altyapılar da artık üst yapılara geçmemiz lazım. Birçok bölgede dediğim gibi son noktaya geldik. Özellikle bugün vatandaşımız da belki de program boyunca da en çok altyapıdan şikayet gelecektir diye düşünüyorum. Fakat hiçbir altyapı şikayetinin arkasında bir vurdum duymazlık bir çalışmanın olmadığı bir yer yoktur. Yani bugün Efkaf'ta, Dolunay'da, Fatih Mahallesi'nde, Şerefiye'de, Hamlık'ta, Ayazlı'da her bir bölgede altyapı çalışması tüm kurumlarımızın koordinasyonlarında devam ediyor. Ama yağışlı bir bölgede çalışıyoruz. Sonuçta 20 gün yağmur olduğu için birkaç gün havaların düzelmesi bekleniyor. İşlerin yavaş gittiğini ve bazı aksaklıklar olduğunu biz kabul ediyoruz. Fakat özellikle hemşerilerimize üst yapısı yapılmış, geçen yıl cefasını çeken hemşerilerimizin bu yıl sefasını sürdüğü mahallelere bakıldığında biraz daha dişlerini sıkması gerektiğini söylüyor. Ondan sonra modern konforlu yollar onların da hizmetine girecek diye düşünüyorum. Kırsalda zaten bir şey söylememe gerek yok. Fatsa'mız kırsalında bir evrim geçiriyor diyebiliriz. Sadece Fatsa Belediyesi olarak 120 kilometrenin üzerinde beton yol yaptık. 89 mahallemizin her birinde ayrı ayrı beton yol çalışmalarımız devam ediyor. Göreve geldiğimiz gün itibariyle Fatsa'daki toplam beton yol kilometresi 80 kilometreydi. Biz bu zamana kadar Fatsa'da 80 kilometre yol yapılmış. Yani Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar 80 kilometre yol yapılmış. Sadece 120 kilometre Fatsa Belediyesi olarak bu 3,5 yıllık süreçte biz yaptık. Aynı zamanda kırsal mahallelerimizde Budak Demirci Taşlıca grup yolunda 6,5 kilometre olmak üzere. Fizme Beyceli İslam Dağı yolunda 14 kilometre olmak üzere. Sıra Kovancı Yalıköy grup yolunda 5,5 kilometre. Tayalı Kılavuz Ömer Kabakdağ Bağlarca Konakbaşı yolunda 12,5 kilometre. Kaleönü Şömlekli Mahallesi'nde 1,5 kilometre. Çöteli Başköy Yapraklı grup yolunda 7 kilometre. Meşebükü Tahtabaşı Hamluk yolunda 5 kilometre. Büyük Koç Mahallesi'nde 1,2 kilometre. Kayaköy Mahallemizde 2 kilometre. Tepecik Mahallesi'nde 1,5, Örencik Mahallesi'nde ve Aşağı Tepe Mahallesi'nde de toplamda 1,5 kilometre olmak üzere şu an 29 mahallemizde 58 kilometre sıcak asfalt çalışmasını Büyükşehir Belediye'mizle birlikte koordineli bir şekilde sürdürdük ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Göreve gelmeden önce Fatsa Belediye'mizin kırsal yol ağında bulunan sıcak asfalt kilometresi 20 kilometreydi. 3,5 yılda Büyükşehir Belediye'mizle birlikte 58 kilometrelik sıcak asfalt. Yarım kalmış olan yollarımız var. Özellikle Ilıca Kayaköy yolu ve Bolaman Laleli yolumuz. İnşallah önümüzdeki yıl yaz ayına kadar bu iki yolumuzu da tamamlayıp sonrasında Yukarı Tepe Aşağı Tepe yolumuz bulunan OSKİ'nin çalışmaları bittikten sonra 5,5 kilometrede orada sıcak asfalt programımız var. Yassıtaş Karataş yolumuzda yine 4 kilometreye yakın bir sıcak asfalt programımız olacak. Ama
kronikleşmiş büyük sorunları çözdük. Diğerleri de çok planlı bir şekilde devam ediyor. Peki hedeflediğiniz şekilde mi ilerliyor çalışmalar? Yani geldiniz bir harita çıkardınız yolda, altyapıda. Biz 3,5 yıl içerisinde ya da ilk 2 yıl içerisinde şunu kadarını hedefliyoruz. Hedeflediğiniz şekilde mi ilerliyor çalışmalar? Hedeflediğimizin üzerinde ilerliyoruz. Fakat tabii hizmet yapma maliyetlerinin bu küresel ekonomik süreçte pandeminin oluşturmuş olduğu dünya üzerindeki bu maliyet artışlarıyla birlikte hizmet maliyetlerinin çok arttığı bir dönemdeyiz. Bunların önlemlerini de biz Fatsa Belediyesi olarak almıştık. Özellikle 2023 yılı Fatsa'mızın yılı olacak diyebilirim. Tabii belki konudan konuya atlamış olacağız ama biz özellikle görev süremizin bitimine kadar olan kaynak planlamamızı Fatsa'da tamamladık. Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan, Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzden 20 dönümlük bir yer satın aldık. 20 dönümlük bu satın almış olduğumuz araziye 10 milyon liralık bir bedel ödedik. Ve burada 150 tane sanayi dükkanı yapıyoruz. Özellikle sanayi bölgemizi gezdiğimizde vatandaşlarımızın sanayi noktasındaki dükkan taleplerini öncelik almıştık. Bununla birlikte hem bir taraftan sanayi dükkanımızı üretiyoruz, diğer taraftan da belediyemize kaynak üretmeye gayret ediyoruz. Yine Dolunay, Ayazlı bölgelerimizde yeni gelişen... Burası da bir sanayi bölgesi gibi mi hizmet verecek? 150 tane özel sanayi sitemize dükkan yapıyoruz. Oradaki sanayideki iş yerlerimiz artık bizim Kumruk Organ ve Çatalpınar Çamaş güzergahımıza doğru sanayi dükkanlarında yer bulunamadığı için sanayi iş yerleri açılmaya başlamıştı. Hem oradaki iş yerlerimizi sanayiye taşımak için hem diğer taraftan da özellikle belediyemize kaynak üretmek noktasında buradan yatırımlar yapıyoruz. Sanayi dükkanlarımız son aşamaya geldi inşallah. Kasım ayı sonu itibarıyla buradaki ilk 34 dükkanın satış işlemini gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan da Dolunay ve Ayazlı bölgemizde ticari alan eksikliği vardı. Burada da ticaret merkezleri yapıyoruz. Dolunay'da 2 katlı bir iş merkezinde toplamda 5000 metrekare bir alanda 27 tane dükkan yapıyoruz. Burası da Ocak ayı sonunda, burayı da 20 milyon liraya ihale ettik. Ocak ayı sonunda tamamlanmış olacak. Her iki projenin tamamlandığında Fatsa Belediye'mizin yaklaşık 100 milyon liranın üzerinde bir gelir olacak. Gelir elde olmuş olacak. Bu gelir de aynı zamanda Fatsa'mızda yeni yapacak olduğumuz yatırımlara, hizmetlere, vatandaşımıza hizmet olarak dönmüş olacak. Özellikle Çerkezler Tepesi mesire alanımız ve millet bahçemizin büyük kaynaklarını buradan üretmeyi düşünüyoruz. Az önce yarım kalmış olan yollarımızdan bahsetmiştim. Bu yollarımızın tamamlanması da yine buradan üretecek olduğumuz kaynaklarla olacak. Tabii sadece bu bahsetmiş olduğum iki proje değil. Bu projeleri tamamlar tamamlanmaz yenileri hemen hazır. Yerleri hazır. Milli Emlak'tan yine görüşmelerimiz, yeni yer satın almalarımız devam ediyor. Fatsa Belediyesi artık kendi kaynaklarını üreten ve kendi hizmetlerini yapan bir belediye noktasına geliyor. Mali tablosunda şu an bir sıkıntısı yok anlıyoruz o zaman. Kredibilitesi çok iyi bir noktaya gelmiş. Bugün özellikle son iki ayda artan bu hizmet maliyetleriyle birlikte ki yaz ayında iki tane büyük afet yaşadık. O afetlerin yaralarının sarılması noktasında biz merkezi bütçeden gelecek olan kaynaklara bakmadan bir an önce vatandaşlarımızın yaralarını saralım düşüncesiyle hızlı bir şekilde ihalelerimize çıkmıştık. Yapmış olduğumuz o yatırımlar bugün sahada beton yolu, asfalt çalışması, menfezler, köprüler, taş duvarları olarak devam ediyor. Onların bir miktar vermiş olduğu esnaf yorgunluğumuz var. Onu da Kasım ayı içerisinde tamamen aşacağız Allah izin verirse. Diğer taraftan bugün bölgemizin en itibarlı, ticaretinde en çok sözü geçen, ihalelerine en çok yoğun katılım sağlanan belediyelerinden bir tanesi olma yolunda ilerliyoruz. Evet, konudan konuya da sizi de ben atlatmış oldum. Ama tabii ki böyle olunca daha aksiyonlu oluyor, emin olabilirsiniz. Çünkü çok uzun yol çalışmaları, siz de söylediğiniz gibi bir yandan yapıyoruz ama talebin de bir türlü bitmeyeceği bir alan dediniz. Ciddi bir beton yol ağı ve sıcak asfalt yapılmış ilçede. Peki büyük şehirden bu manada yeteri desteği görebiliyor musunuz? Zaman zaman biz burada farklı ilçelerden de başkanlarımızı misafir ettiğimizde bazen hafif sistemleri de olabiliyor. Fatsa bu manada büyük şehirden talep ettiğini alabiliyor mu? Yeteri kadar hizmet görüyor mu? Talep ettiğini alabiliyor. Çünkü şöyle alabiliyor. Biz hiçbir zaman gerek seçim döneminde gerek seçimden sonra hiçbir zaman küçük şehir büyük şehir ayrımı yapmadık. Çünkü yapılacak olan yatırım bizim şehrimize yapılıyor. Ya bu bizim yetki alanımızda değil, bu büyükşehirin yetki alanında, bu OSKİ'nin yetki alanında diyerek topu taca atmak bugün vatandaşı da aynı zamanda muhatap arayışı noktasına itiyor. Ki vatandaşımızın da en hoşlanmadığı şeylerden bir tanesi bu. Yani o şehirdeki bir problemle ilgili geldiğinde bu bizim yetkimizde değil denilmesi, ilçe belediye başkanına
çok uyabilen bir şey olmuyor. Sonuçta ilçe belediye başkanımız erişim noktasında, ulaşım noktasında en kolay ulaşılabilir seviyede oluyor ve o şehrin evladı olduğu için herkesin nazı, hatrı, sitemi, kızgınlığı ilçe belediye başkanlığı oluyor. Tabii bunun da aynı zamanda ilçe belediye başkanlarımıza yüklemiş olduğu bir stres oluyor. Bazen içinden çıkılamayan problemler, krizler, ağır giden işler ister istemez serzenişlere de sebebiyet verebiliyor. Fakat biz de şehrimizde birçok problemi özellikle kurum koordinasyonunda aşmaya gayret ediyoruz. Bunun en başarılı örneklerinden bir tanesi Fatsa Kapalı Pazar Yerimizdir. Evet, bugün geldiğimiz noktada Fatsa Kapalı Pazar Yerimizi biz hemşerilerimize ve pazarcı esnafımıza bundan tam bir yıl önce açılacak sözü vermiştik. Evet. Bir yıldır da bizim pazarcı esnafımız da hemşerilerimiz de sabırla bizleri bekliyor. Ama evet, bu sormuşlar hatta ne zaman taşınacağız başkanım diye. Bu sabrın arkasında ortaya çok muazzam bir proje çıktı. Biraz gecikti mi? Gecikti. Ne oldu? Tabii ki kaynak planlamaları, sıralaması, büyükşehrimizin, ilçe belediyemizin, devlet su işlerinin diye düşündüğümüzde yolunda gitmeyen işlerimiz oldu. Ama bugün ortaya çıkan eser bir kurum birlikteliğinin eseridir. Bunun bu kurum birlikteliğinin üst çatı Büyükşehir Belediye'mizdir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler'dir. Diğer taraftan devlet su işlerinin bu yatırımın yapılması için yapmış olduğu taşkın korumalar bizim projemizin bedeline yakın bir yatırımla devreye alındı. Biz o gün Fatsa Belediyesi olarak özellikle devlet su işlerine bu taşkın korumalar, tahkimatlar yapılmadığı takdirde burada bir pazar alanına başlayamayacağımızı ve bunun ivedi bir şekilde yapılması gerektiğini ilettik. Devlet su işlerimiz hızlı bir şekilde milletvekillerimizin desteğiyle orada bunu yatırım programına aldı. Büyükşehir Belediye'miz ben üst yapısını, alt yapısını yaparım. Fatsa Belediye'miz kazısını, dolgusunu ve yaşam alanlarını, sosyal yaşam alanlarını yaparsa diğer kısmını koordineli bir şekilde yürütürüz dedik. Bugün Büyükşehir Belediye'mizin 15 milyon liranın üzerindeki bir yatırımı buradadır. Devlet su işlerimizin 10 milyon liranın üzerinde bir yatırımı buradadır. Fatsa Belediye'mizin 5 milyon liranın üzerinde bir yatırımı buradadır. Fakat bugün biz Fatsa'da Karadeniz'in en büyük kapalı pazar yerini Büyükşehir Belediye'miz öncülüğünde hizmete sunarken diğer taraftan da bir kurum birlikteliğinin şehrin çok kronikleşmiş bir probleminin çözülmesi noktasında meyvesini görüyoruz. Fatsa'mıza girdiğimizde özellikle Kumruk Organ yolu güzergahından girdiğimizde şehrimizin en güzel nadide caddelerinden bir tanesidir. Fatsa Ata Caddesi. Haftanın iki günü, üç günü orada pazarcı esnafımız pazar kurar ve kurulan o pazarda vatandaşlarımız, okullarımız da olduğu için bir taraftan vatandaşlarımız o caddeyi rahat kullanamamakla birlikte şehrimizin o bölgesinde ticaret yapan esnaflarımızın mağduriyeti oluyordu. Pazarcı esnafımızın rahatsızlığı vardı. Bugün bu kapalı pazar yeriyle birlikte aslında biz Fatsa'mıza yeni bir cadde açmış olduk. Ata Caddesi ile birlikte muazzam bir güzellik ortaya çıkmış oldu. O caddemizin tüm altyapı yatırımlarını tamamlamış olduk. Yeşillendirmeleriyle, yayalaştırmalarıyla, yeni ağaçlandırmalarıyla birlikte Ata Caddemiz bugün şehrimizin en vizyoner caddelerinden bir tanesi oldu. Evet. Bir tarafta kurum birlikleriyle birlikte ortaya çıkan bir kapalı pazar yeri, diğer tarafta Fatsa'mızın nefes alacağı bir Ata Caddesi. Hem ticaretiyle gelişecek hem de özellikle şehrimizin trafik rahatlaması noktasında da nefes alabileceği bir cadde ortaya çıktı. Buraya az önce diyor, sohbetimize başlarken valimizi yolcu ettikten sonra dedim pazarcı esnaflarımızla, pazarcı esnaf temsilcilerimizle, gıda maddeleriyle, gıda temsilcilerimizle, özellikle giyim eşyaları odası başkanımızla, derneğimizle birlikte bir istişare yaptık. Pazarının iç yerleştirme alanı ile birlikte bir istişareler yaptık. Sonra ondan çıktıktan sonra da belediye başkanlarımızla gece geç saate kadar istişare etmeye gittik demiştim. Dün akşamki o toplantımızın sonrasında Allah izin verirse Büyükşehir Belediye Başkanımız da yurt dışında, o geldiğinde kendisiyle pazarcı esnafımızın taleplerini de kendilerine ulaştırıp pazardaki yer tahsislerini tamamlayıp bir sonraki hafta pazarcı esnafımızı artık yeni kapalı pazar yerimize taşımak ve kapalı pazar yerimizi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler'in Fatsa'mıza bir hediyesi olarak onun öncülüğünde açmayı hedefliyoruz. Taşıma işlemi de o saatten sonra gerçekleşecek. Gerçekleşmiş olacak. Ondan sonra gerek sosyal alanlarıyla, gerek çay ocakları, yaşam alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, yaya köprüsüyle, abdesthanesiyle, mescidiyle ve inşallah kısa süre içerisinde aşeviyle birlikte Fatsa kapalı pazar yerimiz bölgemizin en büyük modern kapalı pazar alanı olacak. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde gelecek. Çocukları parkta oynarken kendileri pazar alışverişini yapabilecek. Pazarcı esnafımız da bu güzellikten büyük oranda faydalanmış, işleri bereketlenmiş olacak. Ben tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Evet. Bir mesaj gördüğümde hemen kaçıyor gözümden, hemen diğeri yoğun bir şekilde mesaj yağmuru var söylediğim gibi, ama bir tanesi şöyle dikkatimi çekti, bir gözümde sizinle konuşurken mesajlarda Sayın Kibar. Bir tanesi şu manada dikkatimi çekti. Söyledik ya, belediye başkanları seçilmiş kişiler büyük bir sorumluluğu üzerinde taşıyorlar. Ve yeri geldiğinde belki cesaretli karar vermek zorunda da kalabiliyorlar. Bir izleyenimiz demiş ki belediyeyi SGK borçlarından kurtarmak isabetli ve cesaret isteyen bir karardı. Lider olmak, sorumluluk almak gerektirir. Hiç hesap etmediğiniz, göreve geldiğinizde gözümü bunda karartmalıyım dediğiniz konular oldu mu? Şöyle, tabii az önce söylemiştim, yani belediyecilik demek tecrübe demekti. Biz öncelikle göreve geldiğimizde belediyemizin mali bilançosunu önümüze aldık. Bununla ilgili neyle karşı karşıyayız diye bir görelim dedik. Ve özellikle ilk yapacak olduğumuz hamlelerde bir takım krediler bulmamız gerektiğine inandık. Özellikle bunun makina parkını güçlendirme noktasında bir takım taleplerimiz oldu. İller Bankası Genel Müdürümüzün yanına gitmiştik. Dün gibi hatırlıyorum. İller Bankası Genel Müdürümüz demişti ki, başkanım, Fatsa Belediyesi'nin 120 milyon liralık bir SGK borcu var. Siz bu borcu çözmeden İller Bankası'ndan kredi bilseniz bir türlü olumlu sonuçlanmaz dedi. Bunu çözdükten sonra burada biz her türlü size yardımcı oluruz demişti. Geri geldiğimizde baktık, bunu nasıl çözebiliriz? 25 yıllık bir borç. Ana parası ne kadar diye baktık. 63 milyon liralık ana parası var. Fakat 25 yıllık yasal vaiziyle birlikte bu borç 120 milyon liraya çıkmış. Belde belediyelerimizden gelen, büyükşehir olduktan sonra belde belediyelerimizden gelen SGK borçları da bu borcun içerisinde. İşte Ilıca'ydı, Bolaman'da Aslan Camii'ydi, Hatipli'ydi, Geyikçili, Köse Bucağı, birçok mahallemizin SGK borçları da bu borcun içerisine dahil olup ve bu borç 25 yıl öncesine gidip 1998 yılından bu yana kadar gelen bir borç olunca faiziyle birlikte çekilemez bir hale gelmişti. Sonrasında özellikle devletimizin çıkarmış olduğu yapılandırmada faizin %95'inin silinebileceği ama ana paranın 63 milyon lira olarak ödenebileceği çalışmasını yapınca bu borcu nasıl ödeyebiliriz dedik. Önceki belediye hizmet binamız atıl duruma gelmişti. Fatsa'ya ağır cezayı kazandırdıktan sonra orası artık Adliye Bakanlığı'na kiralık olarak tahsisteydi. Tabii bu borç sarmalından çıkmamız için özellikle elimizdeki gayrimenkullerden bir değer tespiti yapalım dedik. 2038 yılına kadar Fatsa Belediye'mize sadece yıllık 100 bin lira kira getirisi olan bir otopark alanımız vardı. Otopark alanımız ve eski belediye hizmet binamızı toplamda her ikisinde 53 milyonluk bir bedelle 110 milyon liralık borç karşılığında SGK borcumuzu da mansup ettik. Borcu yapılandırdık, 63'e düşürdük, 53 milyon liraya bu ikisini saldırdık ve Fatsa Belediyesi'ni 110 milyon liralık bir borçtan kurtarmış olduk. Tabii bunu şehre anlatma noktasında özellikle siyasi partilerimizle, STK temsilcilerimizle bir takım sohbetlerde bunu anlattık. Fakat her gün ne kadar burada bir başarı hikayesi varsa bile bir takım kişiler kendi bireysel siyasi hesapları ve konuyu genel siyasete de mal etme noktasında kendilerine gündem yaratmak için eylemler, açıklamalar, şovmenlikler yaptılar. Fakat bugün ticaretle uğraşan herkese durumu anlatıyoruz. Diyoruz ki her ay 1 milyon lira Sosyal Güvenlik Kurumu bizim Fatsa Belediye'mize gelen İller Bankası payından kesinti yapıyor. 120 ay boyunca bu borcu yapacak ve faiz işlemeye devam ediyor. Yani biz bu borcu 120 milyon lira yapacağız. Mevcut belediye binamız ve otopark olarak kullanılan yerden bizim yıllık gelirimiz 1 milyon lira, kira gelirimiz. Bir tarafta aylık 1 milyon liralık kesintiden ve bitmeyen bir borçtan bahsediyoruz. Diğer tarafta yıllık 1 milyon liradan bahsediyoruz. Yıllık 12 milyon liralık ekstra Fatsa'ya gelecek bir gelir ve yıllık 1 milyon liralık kira gelirinden feragat ediyorsunuz. Matematik ortada diyorsunuz. Yani yıllık 12 milyon, bir de evet. Diğer taraftan şöyle düşünün, 110 milyon liralık bir borcu da 55 milyona kapatmış oluyorsunuz. Muazzam da bir kredibiliteniz açılmış oluyor. Dedim, bu bir Fatsa Belediyesi meselesi değil, bu Fatsa'nın gelecekte önünü açma meselesi. Hem belediyeyi faiz yükünden kurtuluyorsunuz, gelirini artırıyorsunuz. Her yıl ekstradan 10 milyonluk şehre hizmet yapabileceğiniz bir kaynak oluyor. Diğer taraftan da kronikleşmiş bir problemi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. 25 yıldır Fatsa Belediyesi çatısı altında bu şehirde hizmet etmiş birçok insan var. Bu insanlarımız tüm devletimizin tüm SGK imkanlarından faydalanmış, Sosyal Güvenlik Kurumu imkanlarından faydalanmış. Bugün emekli olmuşlar, emekli maaşlarını alıyorlar vesaireden. Ama
ben belediyemizin SGK borcunu ödemek istemiyorum. Ya böyle bir lüksünüz olamaz. Bir şekilde bu ödenecek bu borç. Ve devletimizin çıkarmış olduğu bu yapılandırmayı fırsata çevirerek özellikle 2038 yılına kadar üst kullanımı bizde olmayan bir otopark alanını SGK'ya devrettik. Belediye binamızı da SGK'ya devrettik. Buradan 110 milyon liralık bir borçtan kurtulmuş olduk. 110 milyon liralık bir borcun 55 milyonu faizli faiz yükünden kurtarmış olduk kurumuz. Ve yıllık 10 milyon liralık da ekstra kaynağa dönüşebilecek biri. Ya işte belediye bir gün borç silinir deniliyor. Şimdi muhalefet kısmında olmak çok kolay. Muhalefet her türlü bir şey buluyor. Bir gün silinir. Ya hiç örneği var mı silinmiş bir borç? Yok. Bununla ilgili yetki almamız gerekiyor meclisten. Benzer durum muhalefet partisinin yönetiminde olduğu belediyelerimizde AK Partili meclis üyelerinin desteğiyle, oy birliğiyle kabul edilmiş. Çünkü konu bir memleket problemiydi. Buradan tabii ne kadar birileri siyaset yapmaya kalktıysa da biz buna fırsat vermedik. Vatandaşımız da bunu çok iyi biliyor. Yarın o belediye hizmet binası tekrar geri alınacaksa birinci önceliği Fatsa Belediyesi'nde. O otopark tekrar geri alınacaksa birinci önceliği Fatsa Belediyesi'nde. Hiçbir yerde gittiği yok. Her ikisi de Fatsa'nın bir malı olarak, bir değer olarak yerinde duruyorlar. Vatandaşlarımız müsteri olsun. Orada gerçekten bir başarı hikayesi vardır. Fatsa'nın geleceğinin önünü açtık diyebilirim. Fatsa'mızı 110 milyon liralık bir borç. Böyle cesaretli misinizdir? O gün meclis toplantısında ben meclisteki arkadaşlarımıza bunu anlattım. Dedim arkadaşlar bunun bir bedeli ödenecekse ben bunu siyasi olarak bu bedeli öderim. Çünkü burada bir Fatsa meselesi var. Sizden ricam anlattığım her biriniz kendi ticari düşünceniz ve görüşünüzle konuya baktığınızda evet başkanım bunun memleketin bir önünü açmak ve bu ikili ilişkilerle gerçekten SGK tarihinde de örneği olmamış bir duruma taşıdık konuyu. Başkanım biz bunu kabul ediyoruz ama sonuç olarak biz de siyaset yapıyoruz diyen arkadaşlarımız da oldu. Diğer taraftan ben bunun vatandaşımıza anlatımını gerçekleştiririm. Burada Fatsa için bir bedel ödeneceksin. Ben de bunu öderim. Kimseye de bununla ilgili hesabını veremeyeceğim bir konu olmaz dedik. O gün en çok gündemde tutulduğu, eylemlerin yapıldığı gün ben belediyemizin çevresindeki esnaflarımızı, otoparkımızın çevremizdeki esnaflarını gezdim ve o gün gerçekten üzerimdeki sorumluluğun bir kat daha farkına vardım. Başkanım biz sizden eminiz. Siz ne yaptığınızı bilirsiniz. Biz her türlü sizlerin destekçisiyiz. Siz Fatsa için yanlış olacak bir karara imza atmazsınız. Söyleme bize ayrı bir sorumluluk yükledi. Onun bilinci içerisinde çalışmalarımıza gayretli bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Reklamada son 2 dakika kaldı Sayın Kibar. O yüzden yoldan başlamıştık. Yolu kapatalım, ekleyecekleriniz varsa. Ne kadar varsa, bir zaman oldu Meltem Hanım? Yaklaşık 45 dakikadır sohbet ediyoruz. Konularımız hiç yetişmeyecek. Yetişecek bir 45 dakikamız İnşallah daha var diyelim İnşallah. Ama reklama gitmeden önce yolu kapatalım ya da daha uzunsa ikinci bölümde yoldan devam edebiliriz. Şöyle özellikle Efkaf, evet. Ayazlı ve Dismanser Caddemizde bulunan çalışmalar son aşamaya geldi. Vatandaşımız biraz daha sabırlı olsun. Bir hafta içerisinde Ayazlı mahallemizde çok hızlı bir şekilde yarım kalmış olan asfaltlama çalışmalarımızı Büyükşehir'imiz öncülüğünde Fatsa Belediyesi koordinasyonunda tamamlayacağız. Efkaf'ta altyapı kurumları sistemi tamamladılar. Şimdi üst yapıya geçiyoruz. Efkaf'ta bir 20 günlük bir aylık daha sıkıntılı bir sürecimiz olacak. Ama vatandaşlarımız rahat olsun. Yıl sonuna kadar Efkaf'ta da dolmuş yolu güzergahımızı tamamlamış olacağız. Kurtuluş'ta, Ayazlı'da yine alternatif yollarda çalışmalarımız devam edecek. Fakat hiçbir konuya duyarsız değiliz. Ben her gün kendi şahsi aracımla, kendim direksiyonda o yolların her birinden tüm hemşehrilerimiz gibi geçiyorum. Bunu motive olmak için söylemiyorum. Sadece çalışmaları her gün ne kadar hızlı ilerliyor onu takip ediyorum. Arada diyorsunuz belediye ne kötü çalışıyor ya da iyi çalışıyor. İstemiyorum. O zaman tüm serzenişleri samimiyetle olumlu olumsuz tüm eleştirileri üzerimize alıp kabul ediyoruz diyorum. Çünkü gerçekten özellikle Karadeniz ikliminde yol çalışmaları zor ilerliyor. Evet, o zaman bir virgülle sohbetimize kısa bir reklam arası verelim. Ardından kaldığımız yerden Fatsa'yı konuşmaya devam edeceğiz.
akaryakıtta Aytemiz kalitesini Ergün markamızın güvencesiyle birleştirdik. Ordu Atasanayi girişinde istasyonumuzu yenilenen yüzümüz ve kaliteli hizmetimizle sizlere sunduk. Açılışa özel indirimli akaryakıtın yanı sıra oto yıkama, market, hijyenik bay ve bayan tuvaletlerle 7/24 hizmetinizdeyiz. Ergün Aytemiz akaryakıt istasyonu. Ordu'nun merkezi Altınordu'da Şirinevler Mahallesi 766. Sokak numara 3'te Atasanayi girişinde. Ergün Petrol. Fatsa Beyaz İnşaat. Murat Kaçak Şirketler Grubu bünyesinde bölgenin en kapsamlı showroom'u ile hizmetinizde. Kaliteli ve şık ürünleriyle konforlu yaşam alanları oluşturuyor. Ülkemizin seramik sektöründe dünyaya meydan okuyan markalarının bölge bayiliğini bünyesine katan firmamız, kaliteyi aracısı sunarak inşaat sektöründe önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Çok zengin ürün çeşitliliğinin yanı sıra uygun fiyat avantajları Fatsa Beyaz İnşaat'ta sizleri bekliyor. Fatsa Beyaz İnşaat, Murat Kaçak Şirketler Grubu. En güzel hayaller beyazla başlar. Fındık randımanına harmanınızda bakıyoruz. Sektörde deneyimli ziraat mühendislerimizle en son cihazlarla harmanda nem ölçümünü ve randıman kontrollerini sağlayıp yerinde bilgi veriyoruz. Fındık alım noktaları. Fabrika. İletişim Özgür Şahin. 0530 243 0422 0452 71010. Gürgen Tepe. İletişim Ersin Şahin. 0537 014 4114 0452 821 3540. Ordu'nun en hızlı gelişen bölgesi Şahincili Mahallesi'nde. Ortak alanları, malzeme kalitesi, estetik yapısı ile fark yaratan bir proje. Aklar Prestij Konutları. 105 metrekare 3+1 daireler sizleri bekliyor. Geniş ve korunaklı otoparkları, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, tam donanımlı toplantı salonu, geniş mescidi, baybayan sığınakları, hidrofor odaları, 7/24 güvenlik kamera sistemiyle mükemmel bir yaşam alanı. Aklar Prestij Konutları. Sizler için her şeyiyle hazır. Aklar İnşaat bir Çetin Ak kuruluşudur. Biz sadece ticaret yapmıyoruz. Biraz da insan biriktiriyoruz. Demli, şekersiz bir çayla, güler yüz hoş sohbetle, bir günaydın acı bir kahveyle. Biz sadece ticaret yapmıyoruz. İşimizi seviyoruz. Nuri Kumaş, Köroğlu Kuyumculuk, Ünye. Kalite ve estetiğin mimarı Adalı Gayrimenkul. Cumhuriyet Mahallesi'nde yatırımlık yeni projesini sizlere sunuyor. Yine Adalı kalitesiyle 2 blok 48 daire, 1+1 53 ve 56 metrekare, 2+1 110 metrekare dubleksten oluşan yine %100 anahtar teslimi. Ücretsiz iç mimarlık hizmetiyle %80 sonrası ürün beğenme opsiyonu. Yerden ısıtma, led taban asmolen döküm, yedek su tankı, kapalı otoparkı, satış sonrası hizmet güvencesi, 12 ve 18 ay 0 faiz imkanı ile ödeme kolaylığı ve birçok Adalı standardı siz Adalı müşterileri için. Prestiji ön plana çıkaran bu projede yer almak için acele edin. Adalı Gayrimenkul, siz sadece hayal edin. Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü olarak 2019 yılından bugüne kadar yapılan toplam 420 milyon TL tutarındaki yatırım sonucunda Ordu ilimizdeki 270 bin olan abone sayımızı 355 bine yükselttik. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Türkiye'de bir ilk gerçekleştirerek mobil uygulama aracılığıyla su yüklemesi yapılabilen Suver 2020 isimli su sayaçlarımızı tesislerimizde üretmeye başladık. Bugüne kadar 21 bin abonemize yeni ürettiğimiz Suver 2020 markalı sayaçların montajlarını yaptık.
üretilen su sayaçlarımız ile teknolojiyi her alanda kullanarak vatandaşlarımıza verilen hizmet standartını yükselttik. Büyükşehir Belediye'mizin iştiraki olan Oryaz AŞ tarafından üretilen Kioks cihazlarını abonelerimizin 7/24 su yükleyebilmesi için Altınordu, Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerimizde hizmete sunduk. Vatandaşlarımızın su aboneliği ile ilgili işlemlerini E-Devlet üzerinden yapabilmesi için gerekli entegrasyon çalışmalarını tamamladık. Ayrıca coğrafi bilgi sistemi tabanlı teknolojik sistemler kullanarak abonelerimize su sayaçlarının okumasına hız kazandırdık. Değerli ordular, tüm ekiplerimizle 7/24 sizin için çalışıyoruz. Fatsa Termal Spa Otel sizlere şifa olmaya devam ediyor. Oldukça zengin bir mineral yapısına sahip olan suyumuz, florür, kalsiyum, potasyum, sülfat ve klorür minerallerince zengin kaplıcamız, ülkemizde eşine az rastlanan içilebilir bir termomineral sudur. Kaplıca suyumuz 48 derece doğal kaynak çıkışı ile hipertermal mineralli sular sınıfına girmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uzmanlarının yaptığı tıbbi değerlendirme raporunda kaplıca suyumuzun romatizmal hastalıklara, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, kronik kabızlık, diyabet, kronik bel, boyun ve kas ağrıları, sporcu yaralanmaları, yumuşak doku, eklem zedelenmeleri, fibromiyalji, kireçlenme, bazı kadın hastalıkları ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği belirtilmiştir. Fatsa Termal Spa Otel. Alan Yapı'dan Cumhuriyet Mahallesi'nde beklenen proje Altın Oran. Modern çizgileri, fark yaratan mimarisi, denize yürüme mesafesinde oluşu, nezih konumuyla dikkat çeken proje 3 blok 52 daireden oluşmaktadır. 3+1 125, 135, 150 metrekare, 2+1 100 metrekare ve özel bahçeli daire seçenekleriyle çocuk oyun alanları, kamelya ve oturma alanları, yüzme havuzu, spor sahası, her daireye özel yarı kapalı otoparkı, yerden ısıtma sistemi ve sayamadığımız birçok özelliğiyle eşsiz bir yaşam alanı Altın Oran. Kaliteli malzeme, özenli işçilik. Kısacası alan yapı kalitesi ve güvencesiyle Altın Oran siz değerli müşterilerini bekliyor. Poytel, mantolamada %50'ye varan enerji tasarrufu, kusursuz yalıtım, 4 mevsim konfor. Poytel ısı yalıtım sistemleri. Ev almak için beklediğiniz fırsat. 950 bin liradan başlayan fiyatlar, 0.99 faiz oranı, 120 ay vade, 700 bin lira kredi imkanı. Üstelik dosya masrafı, ekspertiz ücreti olmadan hemen teslim. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekleriz. Ramadanlar, temelinde güven var. Evet değerli izleyenler, bir mesaide bir gün programıyla daha karşınızdayız. Bugün Mesudiye'deyiz. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül'ün bir günlük mesaisine konuk olmak üzere geldik. Evet, keyif alana gidiyoruz. Keyif alana da ben ilk defa gidiyorum başkanım bu arada. Vallahi kesin gitmem gereken. Şanslısın yani, keyif alanı görmeyen Ordu'yu tanımamış olur, Mesut'u tanımamış olur. Şu an neredeyiz başkanım? Buyurun. Dayılı Mahallesi'ndeyiz. Gördüğün gibi hacimler suları patlamış. Onlar yapıyor. Biz de duvar yapıyoruz. Ana yolda göçme olduğu için Mesudiye Belediyesi olarak büyükşehrimize desteğiyle birlikte duvarımızı yapıyoruz ki vatandaş yukarıdan geldiği anda uçmasın.
Reklamların ardından gündem kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam gündemde Fatsa'yı konuşuyoruz. Konuğumuz Fatsa Belediye Başkanı Sayın İbrahim Ethem Kibar. İlk bölümde biraz böyle sohbet ettik. Belediyenin 3,5 yıldaki yol ve altyapı çalışmalarını özetledik. Biraz turizm yatırımlarına, 2023 hedeflerine girdik ama şimdi daha detaylı konuşacağız. Konuyu da çok fazla yaymadan belediyenin hem 2023'te yapmayı planladığı çalışmaları soracağız hem de mevcut anlamda Fatsa Belediyesi'nin eğitime katkısını, sanata, spora, kültüre katkısını, sağlık ki hastane yollarıyla ilgili de sorular var. Hem sorularınızın da cevap bulduğu bir bölüm olacak diyelim efendim. Sayın Kibar, bir virgülle sohbetimize ara vermiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha başlık başlık gidelim istiyorum ama birçok sorunun içinde başlığımızı da kapsayan konular var. Örneğin hiç Fatsa Belediyesi onarım ya da mesela biz zaman zaman haberciler şöyle deriz, yap boz belediyeciliği. Böyle bir anlayış oldu mu hiç Fatsa ilçesinde? Örneğin bir izleyenimiz demiş ki 6 aydır Dolunay'ın yolları bozuk, köylere asfalt çalışması yapılıyor ama demiş basketbol, futbol ve benzeri saha yapılacak dendi. Ama mevcut sahaları onarsalar da yetebilirdi, oradaki direkleri onarsalar da yetebilirdi yıkacaklarına demiş. Şöyle muhtemelen bu hemşerimiz Yaprak Kenti'nin oradaki sahadan bahsediyor. Onarılacak durumu geçmişti sahamız. Biz şu zamana, bu zamana kadar yapmış olduğumuz spor yatırımlarının hiçbirinde mevcut sahayı onarma noktasında bir taahhüdümüz olmadı. Ama bu sahalar yeni yaşam alanları, yeni spor alanları kavuşturulurken bir taraftan da ekonomik ömrünü tamamlamış sahaları modernize ederek daha işlevsel bir hale getirmeye gayret ediyoruz. Tabii az önce de yine altyapı konusunda konuşmuştuk. Çok altyapıya da devam etmek istemiyorum. Fakat kırsal mahallelerimize yapmış olduğumuz yollarla şehrin merkezinde yapmış olduğumuz yollar birbirinden bağımsız işliyor. Kırsalda altyapılar çok daha kolay olduğu için hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor. Fakat şehrin merkezinde eğer kalıcı hizmet yapmak istiyorsanız bugün yağmur suyunun, içme suyunun, kanalizasyon hattının, doğalgazının, elektrik hatlarının yer altına alınmasının, telekomun internet hatlarına kadar her bir kamu kurumunun altyapıdaki çalışmaları bitirip sonra üst yapıya geçmesi lazım. Tabii biz tüm kamu kurumlarıyla bu yazışmaları, koordinasyonu sağlıyoruz ki eğer onlarda yatırım programına bunu aldıramazsak o yola zaten girmiyoruz. O yolda çok basit bir onarım yaparak yatırım programını aldırmaya gayret ediyoruz. Diğer kamu kurumlarının altyapıdaki tüm işlerini yapmaya karar verdiğimiz zaman da hızlı bir şekilde girip devam etmeye gayret ediyoruz. Fakat vatandaşımız şundan şikayetçi oluyor bu durumda. Ya işte geçen hafta kazdılar, bu hafta söktüler, başka biri tekrar kazdı filan. Sonuç olarak her bir kamu kurumunun kendi güzergahında ayrı ayrı hatları var. YEDAŞ girip elektrik hatlarına ayrı bir güzergah alıyor. Telekom'un ayrı bir güzergahı var. OSKİ'nin içme suyunun, Aksa'nın doğalgaz hattının her birinin birbirinden bağımsız hatları var. Tekrar o yolun kazılmaması için tüm kamu kurumlarını, altyapı kurumlarını yer altında işlemini tamamladıktan sonra üst yapıya gidiyoruz. Bu da tabii belirli bir zaman aldığı gibi vatandaşımızın da özellikle şikayet noktasında yoğun şikayetlerinin oluşmasına sebebiyet veriyor. Çalışmalarının uzun sürmesinden kaynaklı. Fakat sürekli kalıcı hizmetler yapmanın peşindeyiz. Biz de sürenin bugünün sorununu yarına öteleyerek aslında bir çözüm yapmadığımızı yarına çok daha büyüyerek karşımıza çıkacak olan bir sorun olarak öngörüyoruz. Özellikle az önce kurumun yıllardır gelmiş mali bilançosunun düzenlenmesinden, işte SGK borcunun silinmesinden, yeni kaynakların yaratılıp Fatsa Belediyesi'nde yapılacak olan hizmetlerin kendi kaynaklarıyla üreten bir belediye olma noktasına, insan kaynağı noktasında belediyemizin her bir biriminde liyakatli, ehliyetli arkadaşlarımızın biriminin başında olup alt kadrolarında yeni insan kaynaklarının yetişmesine sebebiyet vermesinin, her birinin emeğinin arkasında, altında Fatsa'mızın geleceği yatıyor. Geleceğe hizmet etmemiz lazım ki gelecekte güzelleşelim, gelişelim, hızlı büyüyelim. Bu büyümeyle birlikte Fatsa'mız daha yaşanabilir, daha güzel bir şehir olsun, daha değerli bir şehir olsun. Çünkü Fatsa demenin sadece Fatsa'dan ibaret olmadığını, Kumru, Korgan, Çatalpınar, Çamaş, Aybastı, Kabataş demenin de Fatsa demek olduğunun bilinci içerisindeyiz. O bölgemizdeki tüm hemşerilerimizi, üst ilçelerimizdeki tüm hemşerilerimizi, belediye başkanlarımızı önemsiyor ve onlarla istişare ediyoruz. Fatsa'mızın gelişmesinde onların çok büyük katkıları var. Ve siz programın başında Fatsa ilçemizde bahsettiniz. Ben Fatsa'da hiçbir zaman ilçe tabirini Fatsa'mıza kabul etmiyorum. Çünkü Fatsa'da her şeyin ötesinde bir şehir kültürü var, şehirleşme kültürü var. Bu şehirleşme kültürü sadece Fatsa'mızı değil, çevresindeki üst ilçelerimizi de kapsayan bir bütün şehir.
algısıyla devam ediyor, gelişiyor. Bu bağlamda dediğim gibi hizmetlerimizi kalıcı planlıyor ve ona göre hedefliyoruz. İkinci bölümü o zaman bu sorunun ardından kültür sanat projeleriyle açalım istiyorum. Çünkü evet, mesajların birçoğu o yönde gelmiş. Çok teşekkür var. Örneğin bir izleyenimiz çok da yoğun mesaj geldiği için hemen kaçıyor ama Uzun Kum Plajı da festivalin yapıldığı bir yerde çok güzel bir yer olmuş. Mükemmel keyif aldık, çok keyif aldık demiş ki siz de dediniz özellikle pandeminin yaralarını da sarabilmek adına ağırlık verdik. Bundan sonra böyle devam edecek mi? Fatsa kültür sanat etkinlikleriyle anılacak mı? Anılmaya devam edecek, bunu özellikle söyleyebilirim. Çünkü kültürün ve sanatın olmadığı bir şehirleşmenin şehrin gelişmesi, geleceğe hazırlanması mümkün değildir. Kültür ve sanat insanların bir kez mutluluk hormonlarını üst seviyeye taşıyor. Bu bağlamda da şehrimizde biz sanatı her zaman ön planda tutuyoruz. Tabii Uzun Kum Plajı şehrimizden tarihinde Uzun Kum Plajı olarak bilinen fakat sonrasında Demas Plajı olarak adlandırılan bir bölgesiydi. Orada bir özel mülkiyet var, bir kooperatife ait özel mülkiyet var. Orada kocaman bir dağ vardı. Hatta o dağ birinci Fatsa'nın birinci yarması denilirdi. Biz o birinci yarmayı kaldırmaya karar verdik. Karar verdiğimiz zaman da şehirde bayağı gündem konusu olmuştu. Özellikle kapalı pazar yerimize başladığımızda ve şehrimizin Dolunay'ın birinci ve ikinci etapındaki yol yapısının altyapısına başladığımızda orada kaldırmayı düşündüğümüz dağ kooperatifliğiyle görüştük. Biz buradaki malzemeyi kaldırıp hem şehrimizde Uzun Kum Plajı'ndaki 100 dönümlük bir kumsal ve yeşil alanın görünümünü açacağız. Diğer taraftan da buradan çıkacak olan dağ malzemesiyle birlikte şehrimizin altyapısına sıfır maliyetli nakliye maliyetleriyle muazzam bir kaynak yaratmayı düşünüyoruz dedik. Belki oradan çıkmış olan dağ malzemesinin bugünkü maliyeti 3 milyon liranın üzerindedir. Şehrin merkezinde sıfır maliyetle, kamuya hiçbir maliyet olmadan sadece kazıyla dolguyla oradaki bir yapıyı aldık ve şehrimizin birçok bölgesindeki altyapı malzemesi olarak kullandık. Diğer taraftan da şehrimizin bugün en önemli yaşam alanlarından bir tanesi olan Uzun Kum Plajımızda çok güzel bir yaşam alanını hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bu yıl tüm festivallerimizi orada gerçekleştirdik. Aynı zamanda şehrimizin çöp kademesi, çöp araçlarımızın bulunduğu kademe oradaydı. Onu da oradan taşıdık. Oradan taşıdıktan sonra daha nezih bir alan haline geldi. Üniversitemizin yanında gençlerimizin, üniversite mezunu, üniversiteli öğrencilerimizin de kullanımına sunduğumuz çok güvenilir bir yaşam alanı oluştu. Bu yaşam alanında bir taraftan festivaller gerçekleşirken diğer taraftan birçok organizasyon, yarışmalar, etkinlikler, kum futbolu, kum voleybolu, kamp ateşleri, kamp çadırları, ailelerimizin piknik yapması, diğer taraftan o büyük konserlerin olduğu gecelerde kumsalda canlı müzik eşliğinde sohbetler, muhabbetler, ateş başında çok güzel bir yaz yaşadığımıza inanıyorum. Ben hemşerilerimizden bize geri dönüşleri bu şekilde. Her şeyin ötesinde bir ailenin evladına neredeydin kızım, neredeydin oğlum dediğinde anne baba işte Uzun Kum Plajı'ndaydık dediğinde hiç aklının kalmadığı çok güvenilir bir ortam, bir yaşam alanı sunmuş olduk. Bu bağlamda Fatsa'mızın en büyük kazanımlarından bir tanesi oldu Uzun Kum Plajımız. Önümüzdeki yaz ayına kadar burada yine birçok yenileme ve güncelleme düşünüyoruz. Onlarla birlikte yeni tesisleşmelerle Fatsa'mızda gerçekten sadece Fatsa'mızda değil, Fatsa'dan geçen her bir vatandaşın mola vererek kalmak isteyeceği bir alana çıkacak. Burada bir karavan park projemiz var aynı zamanda. Birçok turnuvamızı, spor alanımızı bu alanın içerisinde yine planlıyoruz. Diğer taraftan 100 dönümlük bir millet bahçesi dedik. 100 dönümlük bir Çerkezler Tepesi mesire alanı dedik. 100 dönümlük bir kumsal ve yeşil alan diye düşündüğümüzde Fatsa'mız sosyal yaşam alanı anlamında gerçekten çok muazzam değerlere kavuşmuş olacak. Evet. İki kapalı tenis kortu, iki kapalı halı saha, okçuluk kamp alanı da yapacağız diye notlarımızın şimdi içerisinde. Şimdi mi vereceğiz? Şimdi ilk defa sizlerin aracılığıyla sunmuş olacağız. Tabii spor yatırımları noktasında bazı yatırımlarımız istediğimiz gibi gitmemişti, bir noktaya gelmişti. Bu hafta itibariyle başladı. Şimdi sayacak olduğum tesislerin her biri yaz ayına kadar tamamen tamamlanmış ve şehrimizin hizmetine girmiş olacak. Yani 2023 yazında hizmet verilebilir halde olacak. Hepsi tamamı. Hepsi. Hizmet. Not ediyoruz bakın 6 tane, var ona 6 göre. 6 tane halı saha, 8 tane basketbol, voleybol sahamız. Bunları not alabilirsiniz. Evet alıyoruz. Çünkü Meltem Hanım bir sonraki programda sorabilirsiniz. Tamam. 6 tane halı saha, 8 tane basketbol, voleybol sahası, 3 tane açık tenis kortu,
Bir tane il merkezlerinde bulunan tam donanımlı bir gençlik merkezi. Bunun da temelini attık. Hızlı bir şekilde iniyor. Bir tane kapalı yüzme havuzu, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu. Bu da başladı, bir noktaya gelmişti. Müteahhitinde sorun yaşadığımız yerlerden bir tanesi buydu. Şimdi yine sizlerin ekranlarından bu hafta ihaleye çıktığımız ve gününü aldığımız iki tane kapalı halı saha daha, iki tane kapalı tenis kortu ve bir tane tam donanımlı bir okçuluk kampı. Bu yatırımlarımızın toplam maliyeti 35 milyonu geçecek. Sadece bu son yatırımımız. İki kapalı halı saha, iki tane kapalı tenis kortu ve bir tane tam kapasiteli okçuluk kampı. Fatsa'da okçuluk sporu son yıllarda muazzam ilgi görüyor ve gelişiyor. Ordunun en büyük okçuluk kampını Fatsa'mıza yapacağız. Bunu belirtmek isterim. Her bir spor yatırımının şehrimize kazandırılmasında büyük emeği olan buradan spor bakanımız başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımızdan valimize kadar, milletvekillerimize kadar herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Sadece son bir yıl içerisinde Fatsa'mıza aldığımız spor yatırımı 100 milyon liranın üzerine çıktı. Ve yıl sonuna kadar bunların o 35 milyon liralık kısmı gençlerimizin, çocuklarımızın, hemşerilerimizin hizmetine girmiş olacak. Özellikle basketbol, voleybol ve halı sahalarımız hizmetine girmiş olacak. Diğer taraftan yaz ayı sonuna kadar da az önce saymış olduğum gençlik merkezimiz, kapalı yüzme havuzumuz, tenis kortlarımız hepsi tamamlanmış olacak. 100 milyon liralık bir spor yatırımı gerçekten şehrimizden yeni sporcuların yetişmesi noktasında, sporcularımızın tesisleşme noktasında, altyapısını antrenman yapması noktasında büyük bir katma değer katacak şehrimize. Bu arada sayarken şeyi unuttum. 500 seyirci kapasiteli tam bir nizami sahamız var. Sadece bu yatırımın toplam maliyeti 20 milyon lira. Geçen hafta temeli atıldı. Bunu Ocak sonu itibariyle şehrimizdeki amatör kulüplerin antrenmanlarını yapabilecekleri, müsabakalarını yapabilecekleri bir hizmet olarak şehrimizde. Kültür, sanat ve spor şehri olacağız diyorsunuz bir yandan da. İddialı bir şekilde söylemiştik. Evet, 2023 yazında o zaman çok daha hareketli, çok daha enerjik bir Fatsa ilçesi olacak. Aksiyonun, yaşamın, heyecanı yoğun olduğu spor anlamında. Spor anlamında birçok tesisleşme sorununu, eksikliğini ortadan kaldırmış olacağız. Evet, oradan o zaman hızlıca turizme de geçelim. Çünkü sorular da var, süreyi de bir yandan iyi kullanmaya çalışıyorum. Sizin anlatmak istediğiniz başlıklara hemen yer verelim ki sonra sorulardan da devam edelim istiyorum. Turizm yatırımları, Çerkez Tepesi, Millet Bahçesi, bunlar hem belediyenin gelirlerini yükseltebilmesi için önemli bir araç olacak dediniz. Hem de Fatsa'ya büyük bir cazibe katacak. Evet. Biraz daha detaylandıralım. Çünkü 2023 hedefleriniz arasında olan projeler. Metin Hanım, tabii Çerkezler Tepesi mesire alanı özellikle turizmin bölgemizdeki en büyük halkalarından bir tanesi olacak. Destinasyonlarından bir tanesi olacak. Yine Haznederoğlu Konağı'nın şu an Büyükşehir Belediye'miz ve üniversitemiz bir protokolle buranın kent müzesine dönüşmesi noktasında bir noktaya vardı. Burada Büyükşehir Belediye'miz burayı kent müzesine dönüştürecek. İnşallah Haznederoğlu Konağı'mız bölgemizin kent müzesi olacak. Gaga Gölü'nde yine Büyükşehir Belediye'miz burayı turizm destinasyonu noktasında önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Bolaman, Yalıköy ve Belicesu'daki sahil çalışmaları yine aynı zamanda turizm destinasyonlarının her biri bir zincirin birer halkası haline getirecek. Diğer taraftan şehrimizi altyapı anlamında da biz turizme hazırlıyoruz. Çıngırt mağaramızda kazı izinlerini aldık. Kurtuluş'taki eski kilisenin olduğu bölgede yol çalışmasında çıkan bir laik mezarda bugün Fatsa'mızın birçok tarihi zenginliği ortaya çıktı. Milattan önce 1. yüzyıla ait özellikle bronz paraların ortaya çıkmış olması. Altın yüzüğün, camdan bileziğin, kolyenin, küpenin, işte Hermes figürlü yüzüklerin ve bronz paraların çıkmış olması Fatsa'nın tarihinin belki de Ordu'da en geçmiş yerleşim alanları olduğunu gösteriyor. Bununla ilgili kazı çalışmalarımız Fatsa Belediyesi öncülüğünde devam ediyor. İnşallah buradan Fatsa'mızda yeni turizm destinasyonlarını oluşturmuş olacağız. Fatsa bir taraftan turizm, bir taraftan spor şehri, bir taraftan festival, bir taraftan yaşam alanlarıyla ve diğer taraftan büyüyen organize sanayi bölgesiyle birlikte hem sanayi, hem turizm, hem gençlik şehri olma yolunda da hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Evet, turizm yatırımları konuştuk. Kamu yatırımlarından da bahsetmek istiyorum. 2023'e hedeflenenler var ama mevcutta sağlık yatırımları, eğitim yatırımları, Fatsa ilçesinde bu manada ne aşamada? Belediye bu yatırımlarda nasıl bir sorumluluk üstleniyor?
Örneğin Ankara ile arası nasıl, bürokrasi ile arası nasıl, sıkıntılı olan durumlarda belediye başkanı da gidip çalışmaların tamamlanması noktasında nasıl bir çalışma yürütüyor? Bu bağlamda tabii Fatsa demenin sadece Fatsa'dan ibaret olmadığını az önce belirtmiştim ama bir taraftan Fatsa'nın sadece Fatsa Belediyesi hizmetleriyle sınırlı kalmaması gerektiğine de inanan bir idareci olarak Fatsa'nın adının olduğu her yerde biz varız Meltem Hanım. Bu da demek ki ulaştırma ile ilgili bir problem varsa gidip Ulaştırma Bakanımızdan randevu alıyoruz, görüşüyoruz. Fatsa'mıza o ulaştırma yatırımlarını almaya gayret ediyoruz. Bunun en önemli ayaklarından biri organize sanayi bölgemizin ulaşım problemiydi. İnşallah çok teşekkür şu an de var o yönde. Özellikle köprü için büyük teşekkür var. Çok hızlı ilerliyor. Yıl sonuna kadar tamamlanıp vatandaşımızın hizmetine açılması planlanıyor. Yüklenici firma da çok hızlı ilerliyor. Geçen hafta itibariyle Fatsa'mızın şehir merkezi trafiğinde büyük ölçüde Fatsa'ya nefes aldıracak, kaza oranını azaltacak ve trafik yükünü hafifletecek olan 7 ayrı kavşakta iyileştirme ve modernizasyon çalışması yaptık karayollarımız. Yani yüklenici firma aldı. Önümüzdeki hafta sözleşmesi imzalanması planlanıyor. Bu kavşaklarla birlikte Fatsa'daki trafik yoğunluğu azalacağı gibi trafik kaza oranı da, trafik yükü de hafiflemiş olacak. Daha güvenli bir trafik işliyor olacak. Kavşaklarımızın her biri ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare edilerek Fatsa Belediye'miz öncülüğünde istişare edilerek geliştirildi. Ulaştırma Bakanlığımızın Türkiye'deki en uzman kişileri bu bölgeye göndererek bu kavşakların modernizasyonun noktasındaki yapmış olduğu çalışma toplamda 100 milyon liraya yakın bir yatırımla Fatsa'mızda bu yatırımlar yaz ayına kadar tamamlanmış olacak. Bununla birlikte özellikle Fatsa'mız trafik yükünde biraz daha hafiflemiş bir şehir haline gelecek. Diğer taraftan Ulaştırma Bakanımızdan özellikle balıkçı barınaklarımız noktasındaki limanlarımızın dolgularından şikayetler vardı. Oradaki balıkçı kardeşlerimizin taleplerinde limanda tarama çalışmaları başladı ve o tarama çalışmaları son buldu. Balıkçılarımız bu konuda çok memnunlar. Fatsa'dan başlayan ki turizm destinasyonumuzun en önemli markalarından biri olacak olan Ilıca'da bulunan termal otelimizin yol güzergahında 10 kilometrelik yol çalışması yarın sabah itibariyle başlayacak ve yıl sonuna kadar 10 kilometrede yol genişletme, sıcak asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanmış olacak. O da ihalesi yapıldı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından hızlı bir şekilde başlayacak. Fatsa İslam Dağı Güzergahı'nda yine geçen yıl tamamlanan toplamda 18 kilometrelik yol genişletme, sıcak asfalt çalışması olmuştu. Yine Fatsa Çamaş Sapağı'na kadar olan 10 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yine Ulaştırma Bakanımızdan almış olduğumuz yatırımlarla şehrimizde bir noktaya kadar gelmişti. Çevre Bakanlığımızdan istediğimiz her türlü hibeyi, yatırımı ve her alanda alabiliyoruz. Sağlık Bakanlığımızdan şehrimizde kronik anlamda yıllardır atıl durumda duran bir özel hastanemiz vardı. Oranın toplum sağlığı merkezine geçmesini istemiştik. Hastanelerimizin doktor eksikliğini ve hastanemizin özellikle asansör noktasında bir takım aksaklığından dolayı Fatsa Devlet Hastanesi çok konuşulur bir noktadaydı. Bugün doktor eksikliği, fiziksel anlamdaki tamamlamalar, toplum sağlığı merkeziyle birlikte Fatsa sağlık anlamında da birçok problemi aşmış duruma geliyor. Diğer taraftan Fatsa'ya ağır cezanın kurulması başlı başına çok büyük bir hayaldi ki bunun başarı hikayesinde devletimizin tüm büyüklerinin katkıları vardır. Hı hı. Çünkü vatandaşımıza da büyük kolaylık sağlayan özellikle ağır ceza mahkemelerinin Fatsa'da görülüyor olması şehirde de bir ivme kazanmasına sebebiyet verdi. Bununla birlikte Fatsa'da bir adliye ihtiyacı doğdu. Bu da 20 dönümlük bir alan tahsisiyle birlikte bir noktaya geldi. Bu yılın yatırım programını aldırmaya gayret ediyoruz. Karadeniz'imizin en büyük adalet saraylarından bir tanesi inşallah 300 milyon liralık bir yatırımla birlikte Fatsa'mızda hizmete girmesini arzu ediyoruz. Bu yatırımın takipçisiyiz, peşindeyiz. İnşallah bunu tasarruf tedbirlerine takılmadan Fatsa'mızda öncelik sırasına göre bu devlet yatırımımızı da Adalet Bakanlığı'ndan alacağız diye düşünüyorum. Fatsa'mızın konumu itibariyle 19 ilçemize en rahat hizmet getirilebilir avantajı. Bugün OSKİ Genel Müdürlüğü'nün Fatsa'ya taşınması. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler'in talimatlarıyla birlikte daha verimli bir hizmet dağılımının olması açısından Fatsa'mıza gelmesine sebebiyet vermişti. Bu da Fatsa'mıza yine gelişim noktasında önemli kazanımlardan bir tanesinde oldu. Birçok kamu kurumundan alınabilecek tüm hizmetleri kapıları aşındırarak alınabilecek ne varsa
Fatsa'mız bu bağlamda, bürokratik anlamda en güçlü olduğu dönemlerden bir tanesini yaşıyor diyebilirim. İlçe başkanımızla olan birlikteliğimiz ve uyumumuzla hangi kapıya, Fatsa'mızla ilgili hangi sorun varsa gidip o kapıları aşındırarak şehrimizde o sorunların çözümü noktasında gayret ediyoruz. Peki Fatsa çevre yoluyla ilgili bir gelişme var mı? Soran izleyenlerimiz. Ulaştırma Bakanımız zaten Ordu'ya geldiğimizde Ordu çevre yolunun ikinci etabı tamamlanır tamamlanmaz Fatsa çevre yolu yatırımı ihale edilecek denildi. Bu bağlamda ben şunu söylemekten hiç gocunmuyor ve çekinmiyorum. Geçmişte Ordu'nun trafik yükünü çeken tüm Ordulu hemşerilerimiz Ünye'deki çevre yolunun şehrin merkezinden geçmesi ve Ünye'de saatlerce trafik aksamalarının olmasından kaynaklı birinci derece Ünye çevre yolunun öncelikli yapılmasında zaten herkesin hep fikir birliği vardı. Sonrasında Ordu'nun merkezinden geçen iki şeritli çevre yolunun aynı sorunun Ordu merkezinden kaynaklanmasından dolayı da ikinci etapta Ordu çevre yolunun öncelikli hale gelmesi gündemdeydi. Şimdi Ordu çevre yolu tamamlandıktan sonra Ulaştırma Bakanımız kendi ağzıyla Ordu ziyaretinde bunu dile getirdi. İnşallah Ordu çevre yolunun ikinci etabı tamamlanır tamamlanmaz Fatsa çevre yoluna başlayacağız dedi. Ve bu bağlamda Fatsa çevre yolunun mutlaka ihtiyaç, yani sadece Fatsa'nın değil bu Karadeniz'in bir problemi diye Sayın Bakanımız bunu defaatle dile getirdi. Zaten size söyledi diyorsunuz. Bizim uluslararası bir yolumuz ve bu bölgede de çok yoğun şikayetler alıyoruz denildi. Fakat şu anki iyileştirmelerle şehir bir miktar nefes alır hale gelecektir. Hızlı bir şekilde de Ordu çevre yolu tamamlanır tamamlanmaz Fatsa çevre yolumuzu ihale edeceğiz dedi. İnşallah 2023 yılında bu bağlamda ümitliyiz ve sürekli Fatsa çevre yolumuzu da gündemde tutuyoruz. Eğitim yatırımlarını da soralım. Çünkü benim önümdeki notlarda da birçok yeni okul kazandırılmış Fatsa ilçesine ve inşaatı başlayacak olan programda bulunan yatırımlar, özellikle anaokulu anlamında da Fatsa eğitimde de ilerliyor gibi görünüyor. Eğitim yatırımlarını da sizden dinleyelim. Buyurun. Daha şöyle, sonra yavaş yavaş 2023'e doğru da gidelim. İnşallah. Fatsa'mızda tabii özellikle ilçe kaymakamımız öncülüğünde, Milli Eğitim Müdürümüz ve İlçe başkanımızla birlikte özellikle şehrimizin değeri olan iş adamlarımızı, hayırsever iş insanlarımızı ziyaret ettik. Ve bu bağlamda Fatsa'mızın öğrenci sayılarını, Fatsa'mızın gelişme ve büyüme hızını o hayırseverlerimize anlattığımızda özellikle eğitime ayıracakları bir hayırları varsa bu hayırlara talip olduğumuz. Okul olur, atölye olur, sınıf olur, bir laboratuvar olur, ne olursa olsun o eğitimlere, o hayırlara eğitim yatırımı anlamında talip olduğumuzu belirttik. Allah razı olsun, birçok hayırseverimiz bu konuda duyarlılık gösterdi. Özellikle eğitime yapılan yatırımın, hayır yatırımının çok kıymetli olduğunu herkes farkında. Gitmiş olduğumuz hiçbir kapıdan boş dönmedik. İmkanlar ölçüsünde atölye yaptıran, sınıf yaptıran, laboratuvar kurduran, okul tadilatlarını üstlenen birçok hayırseverimiz olduğu gibi aynı zamanda da bir büyüğünün adını yaşatmak isteyen, okul yaptırmak isteyen hayırseverlerimiz olmuştu. Bu bağlamda Ordu Valimiz Sayın Tuncel Sonel 53 okulu hayırseverlerimiz öncülüğünde şehrimizde kazandı. Ordumuzun dört bir tarafında hizmete sunmasına vesile oldu. Diğer taraftan bu okullardan 5 tanesi Fatsa'mızda. Önümüzdeki hafta Kasım'ın 2'si itibariyle Zekiye Karamolla teyzemizin evlatlarının yaptırmış olduğu, Yılmaz ve Ömer Karamolla'nın yaptırmış olduğu bir anaokulunu şehrimizde açılışını gerçekleştireceğiz. Bu açılış öncesi biz okulumuzu ziyaret ettik. Ben iddia ediyorum ordumuzun hiçbir yerinde bu kadar tam donanımlı, tam kullanışlı ve bu kadar modern bir anaokulunun olduğunu düşünmüyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah niyetlerini, hayırlarını kabul etsin ve yeni hayırlara kapılar açsın. İnşallah. Orayı gören birçok hayırseverimizin bu örnek hayırla birlikte kendilerinin de bu hassasiyeti güdeceğine inanıyorum. İnşallah eğitim yatırımları konusundaki çalışmalarımız bakanlık düzeyinden başta olmak üzere. Borsa İstanbul Genel Müdürümüzü ziyaret etmiştik. O da Fatsalı'dır. Onun da bakanlıkla görüşüp bir Borsa İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın adıyla Fatsa'mıza bir okul yapılacağını müjdesini yine buradan vermiş olalım. O da çok hızlı bir şekilde hayırlı devam ediyor. Hayırlı olsun diyelim o zaman. OSKİ'nin Fatsa'ya taşınmış olmasının büyük bir avantaj olduğunu bölge için söylediniz. Biraz OSKİ çalışmalarının, daha doğrusu Fatsa'da su problemine çok girmedik. Onu da konuşmak istiyorum. Yol, altyapı, evet, bir de su krizi var ne yazık ki bölgemizde.
her ne kadar çelalesi, deresi bol bir il olsak da bu manada Fatsa ilçesinde problem nedir? Hedeflenen ölçüde su sorununu çözebildi mi Fatsa Belediyesi? Meltem Hanım, tabii biz yönetiminde olduğumuz Fatsa'mızdan sadece bugünden sorumlu değiliz. Ve bunun bilinci içerisinde Fatsa'mızın geleceğine yatırım yapmayı planlıyoruz. O bağlamda Fatsa'mıza OSKİ'nin taşınması çok kıymetliydi. Çünkü şehrimizin uzun yıllardır gelmiş kronikleşmiş problemleriyle yüzleşmesi ve bunlara kalıcı çözümleri üretmesi, özellikle altyapı kurumu olan, ki ordumuzun en büyük yatırımlarını yapan OSKİ'miz açısından çok önemliydi. Fatsa'mızda kış ayında bile böyle 3-4 saat elektrik kesintisinin olduğu zamanlarda 12 saat, 24 saat su kesintisinin olduğu dönemler olurdu. Bundan 4 yıl önce. OSKİ'mizin Fatsa'ya taşınması, Fatsa'mızın bu sorununla ile birlikte OSKİ'mizin yüzleşmesine sebebiyet verdi. Diğer taraftan altyapı yatırımları anlamında OSKİ'mizin yapmış olduğu büyük yatırımlar gerçekleşti. Fatsa'mızın Ayazlı Mahallesi'ne Fatsa'nın en büyük su deposunu, ki bugün belki 40 milyon liralık bir yatırımla bile hizmete girebilecek bir yatırım değil. O büyük su deposunun yapılması, Fatsa'mız Bolaman Irmağı üzerinde bulunan 14 tane keson kuyudan içme suyu sağlanmasıyla, ondan üst kotlara pompalarla basılan ve içme suyu olarak sağlanan bir sistemle çalışıyor. Bu 14 tane keson kuyularımız tabii ki motorlarla çalışıyor, elektrik motorlarıyla çalışıyor. En ufak elektrik kesintisinde bu motorlarımız duruyor ve su sirkülasyonu durma aşamasına geliyordu. Depo kodlarındaki, depo seviyelerindeki düşmeler tekrar elektrik geldiğinde pompaların su kodlarını yükseltmesi zaman aldığından dolayı çok uzun süreli su kesintilerine sebebiyet veriyordu. Bugün belki 15 milyon liranın üzerinde bir yatırımla bu 14 depomuzun her birine ayrı jeneratör alımı gerçekleştirdi OSKİ Genel Müdürlüğü. Fatsa'mızda artık çok uzun soluklu su kesintilerinin ötesinde birkaç saatlik arızaların tamamlandı. Diğer taraftan Fatsa'da su kesintisinin krize dönüşmediği bir döneme doğru geldik. Yapılan Ayazlı'mızda yapılan en büyük su deposuyla birlikte. Tabii Fatsa'mız çok hızlı büyüyor ve hızlı gelişiyor. Bugün bir takım yapmış olduğumuz yatırımlar Fatsa'mızın, az önce de söylediğim gibi, geleceğinde sorumlu olacak olduğumuz birçok krizin de önüne geçmiş olacak. Bu bağlamda OSKİ'miz gerçekten Fatsa'mıza bir katma değer katmıştır. Bu katma değerle birlikte Fatsa'mızın kronikleşmiş birçok altyapı problemi de çözüme ulaşmıştır. Tabii yeterli midir? Değildir. Çünkü çok hızlı gelişen ve büyüyen bir Fatsa'dan bahsediyoruz. Yine şehirde gündeme aldığımız zaman OSKİ her şehirde olduğu gibi en çok eleştirilen kurulum olacaktır. Ama çok iyi niyetli bir şekilde, gayretli bir şekilde mücadele eden genel müdürümüz öncülüğünde bir ekip var. Tabii az önce de söylemiştim, hizmet yapma maliyetlerinin çok arttığı bir dönemdeyiz. Doğal olarak OSKİ'nin dışarıdan gelen bir kaynağı yok. Vatandaşlarımızdan gelen su faturaları vatandaşa hizmet olarak dönüşebiliyor. Bu da ister istemez vatandaşımızın bazen hizmetlerdeki gecikmelerden dolayı serzenişine, eleştirisine sebebiyet verebiliyor. Ama biraz daha sabırlı olurlarsa inşallah kısa süre içerisinde burada da memnuniyet verici hizmetlerin şehrimizde, vatandaşımızda buluştuğu bir döneme gireceğiz. Evet, vallahi 2023'ü o zaman heyecanla bekliyor Fatsa diyebiliriz ama Fatsa Belediyesi istihdam anlamında ilçenin ekonomisine nasıl bir katkıda bulunabildi ki kadınlar için mesleki eğitim merkezi projesiyle bunun büyük ölçüde başarıldığına dair teşekkürler de vardı. Neler söylemek istersiniz? Bunun gibi projeler olacak mı? Yatırımcıların gelmesi için çalışmalarınız var. Bu manada da verebileceğiniz müjdeler var mı? Şöyle, tabii organize sanayi bölgemiz şehrimizdeki istihdamın en önemli merkezlerinden bir tanesi. Bu bağlamda organize sanayi bölgemizdeki yatırımcılarımızla sık sık istişare ediyoruz. Onlara ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimizde onların sorunlarını ve problemlerini dinliyoruz. Bölgeye gittiğimizde en büyük problemlerden bir tanesi, ilk ziyaret ettiğimizde, doğal gaz şikayetiydi. Başkanım, biz buraya taşıma sistemli LNG ile taşıyoruz. Buraya eğer doğal gaz gelse, biz burada her ay LNG sistemine harcamış olduğumuz normal doğalgazın 4 katı maliyetinde bir yatırımı şehrimizde farklı bir yatırım istihdam alanlarına dönüştürebiliriz. İşimizi geliştirebiliriz. Yeni istihdam kapıları yapabiliriz demişlerdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler'in talimatlarıyla Fatsa Organize Sanayi Bölgemize doğalgaz geldi ve oradaki istihdam sayısı son 3 yıl içerisinde 3500'den 7500'e ulaştı. Allah izin verirse bu yıl sonunda belki 9000'e
Önümüzdeki yıl sonunda 12.000'e doğru gitme yolunda hızla ilerliyor. Tabii bölgemizin en önemli merkezlerinden, yatırım merkezlerinden bir tanesi tekstilciler. Evet. Tekstilcileri ziyaret ettiğimizde onlar da bölgede kalifiye eleman bulamama şikayetini bize iletmişlerdi. Biz bunu nasıl çözebiliriz dedik. Bir proje hazırlayalım. Özellikle organize sanayi bölgemizdeki tekstil istihdamına yönelik ev hanımlarımızı, gençlerimizi eğiterek istihdama yönlendirelim istedik. Halk eğitim merkezimiz içerisinde milli eğitimle bir protokol yaptık. Ve Japonya Büyükelçiliğimize, Japonya Büyükelçiliğimizden bir hibe alınabildiğini öğrendik. Buradan 1,5 milyon liralık bir hibe ile birlikte 30 makinalı bir dikim atölyesi kurduk. Tam donanımda olan bu atölyenin toplam yatırım maliyeti 2,5 milyon lira oldu. 1,5 milyon lirasını Japonya Büyükelçiliğinden aldık. Tabii özellikle organize sanayi bölgemizde istihdam edilmek üzere bir meslek eğitim atölyesinin kurulması çok önemliydi. Kadın istihdamına yönelik olması bize bir avantaj da sağladı. Şu ana kadar bu yıl içerisinde 200'e kadar hanım kardeşimizin organize sanayi bölgesinde burada almış oldukları eğitimle birlikte iş başı yapmalarını sağladık. Yıl sonuna kadar inşallah bu rakam 300'e kadar çıkacak. Her yıl 300'ün üzerinde bu atölyede yetişen hanım kardeşlerimizin, genç kardeşlerimizin organize sanayi bölgesindeki kurumsal tekstil firmalarımızda iş garantili meslek sahibi yapmasını sağlayacağız. Diğer taraftan gençlerin gücü, Fatsa'nın gücü projemiz demiştik. Orada da bir 20 tane gencimizi istihdam etmiş olacağız. Ama en önemlisi organize sanayi bölgemizdeki yatırımcılarımızın her birinin taleplerini göz önünde bulundurarak o sorunları çözümüyle ulaştırarak organize sanayi bölgemizin gelişmesini sağlıyoruz. Yani bugün oradaki trafiğin sorununun çözülüyor olması, organize sanayi bölgemize doğalgazın geliyor olması, oradaki yatırımcılarımızın kalifiye eleman probleminin çözülüyor olması organizemizin çok hızlı bir şekilde gelişmesini sağlıyor. Bu da Fatsa'da yeni istihdam kapılarının açılmasına vesile oluyor. Evet, dediniz ki 2023'te aslında somut anlamda projeler birbirine kendini gösterecek. Bundan sonra Fatsa'da çok şey değişecek. Değişenler bir ön izlemeydi dediniz. O zaman şöyle bir 2023'e doğru gidelim. Hedeflerinizi, beklentileri, neler yapılması planlanıyor 2023'te sizden dinleyelim. Meltem Hanım, tabii 2023 Fatsa'nın yılı olacağını belirttim. Özellikle az önce saymış olduğum spor yatırımları, 100 milyon liralık'ın üzerindeki bir spor yatırımları yaz ayına kadar şehrimizin hizmetine girmiş olacak. Aynı zamanda 100 dönümlük bir millet bahçesinin başlanıyor ve 2023 yılı sonuna kadar 30 dönümünün vatandaşın hizmetine girecek oluyor olması şehrimizdeki bir yaşam alanının vatandaşın hizmetine girmiş olmasını sağlayacak. Çerkezler Tepesi mesire alanı içerisinde 30 dönümlük bir gençlik ormanının, 20 dönümlük bir şifa ormanının ve yine 30 dönümlük bir orman okulunun, yani okullarımızın ormanın içerisinde ders verebilecek olması, yine atipi bir mesire alanı olduğu için kitap kafesinden yaşam alanlarına, gençlik kamplarına kadar birçok etkinliğin bu 100 dönümlük ormanın içerisinde gerçekleşecek olması Fatsa'mıza ayrı bir değer katacaktır. Yeni bir yaşam alanının oluşması Fatsa'mıza ciddi bir değer katacaktır. Bölgede de bunun farkındalığı hissedilecektir. Uzunkum plajımızda yeni tesisleşmeler olacağını belirtmiştim. Festivallerle dolu bir yeni bir yıl 2023 yılında Fatsa'mızı bekliyor olacak. Diğer taraftan turizmin destinasyonlarından bahsettim. Bolaman'da yapımı tamamlanan, Büyükşehir Belediye'miz öncülüğünde yapımı tamamlanma aşamasına gelen 20 dönümlük bir sahil projemiz vardı. Evet. Pandemi döneminde burada biz maskelerimizle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımızla gittiğimizde burada istediğimiz şeyi belirtmiştik. Bugün Bolaman'da hemşerilerimiz Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarını, minnetlerini iletiyor. İnşallah projenin kısa süre içerisinde açılışı gerçekleşecek. Aynı zamanda kapalı pazar alanı, kapalı pazar yeriyle birlikte, kapalı pazar yerinin hayata geçmesiyle birlikte Fatsa'mızda bir modern pazara geçiş işlemi gerçekleşecek. Bahta Caddesi ile birlikte yeni bir ticari merkez ortaya çıkmış olacak. Devam eden devlet yatırımlarımızla birlikte özellikle trafik yükünün azalması ve organize yapılacak olan ikinci otoyol köprüsü ile birlikte trafik probleminde bayağı rahatladığı bir yer olacak. Fatsa Belediye'mizin özellikle vatandaşımızın, yani biz çalışmalarımızı yaparken diğer taraftan da şehrimizin problemleri noktasında bir takım saha çalışmaları yaptırıyoruz. Yani 3 yıllık görev süremiz içerisinde, 3,5 yıllık görev süremiz içerisinde ne noktadaydık, hangi noktaya geldik? Vatandaşımızın bize olan güveni dün neredeydi, bugün hangi noktaya geldi?
Mahallelerimizin öncelikleri bizim plan... Bu objektif şekilde araştırıyor musunuz? Tabii, düzenli bunu saha çalışması yaparak bakıyoruz. Mahallelerimizde yapmayı planladığımız yatırımlar vatandaşımızın istekleriyle birebir örtüşüyor. Yani bizim yatırım önceliğimiz vatandaşımızın şikayetleriyle doğru orantılı mı? Bunların planlamalarını yapıyoruz. Bu bağlamda yapmış olduğumuz saha çalışmaları bize aynı zamanda da hizmetler noktasında, mahallelerimizin öncelikleri noktasında da bir yol haritası çizmiş oluyor. Bu talepler noktasında gerek spor yatırımları, gerek yaşam alanı yatırımları, gerek altyapı yatırımları, gerek işte doğalgazla ilgili bugün Fatsa'da %99'a 98'e ulaşan doğalgaz kullanımı, her bir yatırımı hangi kamu kurumundan alacaksak vatandaşımızın önceliğine ve şikayetlerine göre planlayarak yapıyoruz. Diğer taraftan da özellikle şehrimizin en büyük kazanımlarından bir tanesi bugün kurumumuzun içerisinde yetişen insan kaynağı olduğuna inanıyorum. Her bir müdürümüz kendi alanında yeterliliği, deneyimi, ehliyeti çok üst seviyede olan arkadaşlarımız. Bunlar sadece bugün Fatsa'mızın değil, gelecekte ordumuzun belki birçok kamu kurumunda birbirinden değerli temsilini ve ordumuza yatırım alma noktasında ne da... Ne kadar güzel. Ekibinize konuşmamız başladığımızdan beri ekibinize çok güzel sahip çıkıyorsunuz. Hep övgüyle bahsediyorsunuz ekibinizden. Zaten bu ekip ruhu oluştuysa mutlaka bu ilçeye de yansıyordur diye tahmin ediyorum ki övgü dolu mesajlar. Nazar boncuklu, kalpli, yani hep bir yandan gözlüyorum olumsuz neler var hemen oradan soralım. Bir iki tane buldum yine ama sayın kibar soracağız onları. Ama herhalde bu ekip ruhunun ilçeye yansıması diyelim. Fatsa'ya ya da. Ortada bir başarı varsa bu bireysel evet. anlamda bir başarı olması söz konusu değil. Mutlaka bir ekibin, bir istişare kültürünün, bir birlikteliğin ve özellikle bu ekibe olan güvenin başarısıdır. Ben az önce de sizin anketle ilgili açmış olduğunuz sohbette onu söyledim. Vatandaşımızın bugün bize olan güvene inancı olmasa biz ortaya bir başarı koyamayız. Tüm enerjimizi onlardan alıyoruz. Onlarla yapmış olduğumuz istişarelerden alıyoruz. Sürekli sahada olmamız, direkt problemlerle birebir yüz göz olmamıza ve çözümü noktasında hızlı bir şekilde yol kat etmemize de sebebiyet veriyor. Sadece belediye içerisindeki çalışma arkadaşlarım değil, bizim belediye meclis üyelerimizin her biri kurum içerisinde ayrı ayrı görevleri vardır. Komisyonlarımız mesela sadece bizim mensup olduğumuz partiyle sınırlı değildir. Tüm partilerimizden, daha doğrusu meclis içerisindeki komisyon üyelerimiz 5 kişiden oluşmaktadır. Ve oradaki kararlar fikir birliğiyle, oy birliğiyle ve ikna birliğiyle oluşur. Evet. Oradan alınan birliktelik meclise taşınır. Mecliste de aynı birliktelik siyaset bir kenara bırakılarak Fatsa'nın ortak hukuk, Fatsa'nın hukukunu gütme noktasında birliktelikle karar alınarak Fatsa'mızdaki enerjimiz hizmete dönüşür. Evet, muhtarların da bu manada bir teşekkürü var. Sayın İbrahim Eter Kibar Başkanımızın en büyük özelliklerinden biri de muhtarlarla olan güzel bağları, tüm muhtarlarımızın taleplerini dinleyip istişarede bulunur diye teşekkür etmişler muhtarlar. Tabii o da başkanlığımız döneminde muhtarlarımızla evet. çok ayrı bir gönül bağımız var. Onların her biri bizim kardeşimiz, abimiz, amcamız diyeceğimiz büyüklerimiz var. Her birinin bizde yeri özeldir, niyeti özeldir. Hep onlarla da hizmet yaparken birinci istişaremiz onlarla yürüyor. Onlar da şunu biliyor, Fatsa Belediyesi'nde kenarda 1 TL bile bir kaynak varsa o kendi mahallesine hizmet olarak adaletli bir şekilde gelir de düşünceleri vardır. Fatsa Belediyesi'ne karşı olan aidiyetleri çok üst seviyededir. O da bizleri aynı zamanda mutlu ediyor. Tabii meclis üyelerimiz dedim. Meclis üyelerimizin kurumun içerisinde her birinin ayrı bir görev olması, hem kurum işleyişini görmeleri hem de kurumun her bir konusuyla ilgili bilgi sahibi olmaları, kendilerinin yönetim noktasında yetişmelerine de sebebiyet veriyor. Bu bağlamda ben şu noktada çok mutluyum. Bazen bir idareci ya yarın işte bana bir şey olsa nasıl olacak bu işler diye düşünür. Kendimi çok güvende hissediyorum. Ne yarın güzel, sabah ne güzel. Yani ölümlü dünya yarın sabah vefat etsek. Allah sağlık uzun ömür versin. Fatsa Belediyesi'nde en ufak bile bir işlemin aksamadan tıkır tıkır işleyebileceği bir sistem var. Aynı zamanda da o meclisimiz içerisinden Fatsa Belediye Başkanlığı yapabilecek donanımda, bilgi birikiminde 3-4 tane arkadaşımız yetişti. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani yarın bu arkadaşımız şurada olsa hiçbir aksaklık olmaz diyebileceğim insan kaynağımız yetişiyor. Bu sadece Fatsa'mızın değil, bu arkadaşlarımızın geleceği birçoğu, belki gelecekte ordumuzun birçok alanında söz sahibi olacak. Ordumuzu temsil edecek, ordumuza hizmet edecek. Bu beni mutlu ediyor. Yetişen hiçbir arkadaşımıza hep şunu söylerim. Hiçbiriniz burada birer
kalıcı görev gibi düşünmeyin. Her biriniz yarın buradan gidecekmiş gibi altınızda yeni arkadaşları yetiştirin. Ne kadar yetiştirirseniz o kadar kolay yükselirsiniz derim. Buradan tüm mesai arkadaşlarımıza da yapılan hizmetlerden dolayı, birliktelikten dolayı, gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Evet, ekip ruhunu çok benimsemiş bir Fatsa var diyelim karşımızda. Hem belediye yönetimiyle hem de sahada vatandaşla birlikte oluşunuzla. Aslında seçimlerin ardından, yerel seçimlerin ardından Fatsa süreç ilerledikçe bu yönüyle hep dikkat çekti. Çok fazla sık beraber olamadık belki programlarda ama Fatsa'nın muhalefetiyle, sivil toplum örgütüyle minimum seviyede bile problemi olmayan istişare kültürünü yapabilmeyi başarmış, birlikteliği bu manada başarabilmiş, Fatsa'yı her şeyin üzerine koyabilmeyi başarabilmiş bir duruşu vardı. Bu şu ana kadar hiç zedelenmedi. Bunun sırrı nedir? Meltem Hanım, öncelikle burada şunu belirtmek isterim. Samimiyetin olduğu her yerde biz varız. İstişareyi yaparız ama istişarenin de birinci dereceden kaynağı samimiyet olması lazım. Samimiyet olmadığı zaman birlik, beraberliğin, bereketin, bir araya gelmenin mümkün olmadığına inanan birisiyim ben. Bu bağlamda tabii Fatsa coğrafyası itibariyle çok geniş bir alan ve ordunun merkezinde bulunup neredeyse ordunun yarı nüfusundan fazlasının yaşadığı bir havza olarak hitap ediliyor. Doğal olarak bu havzada hizmet ediyorsanız insanların bu havzada geleceğe yönelik bir takım planları, hedefleri, hayalleri, hırsları olabiliyor. Siyasi hesapları, siyasi hırsları, düşünceleri, gelecek yönelik hayalleri olan birçok arkadaşımız var. Bunlar şehrimizde yapmış olduğumuz bizim bu samimi ve birliktelik çalışmalarında samimiyeti ortaya koydukları zaman ortak paydamız Fatsa ve Fatsa'da hizmet etmek ve Fatsa'yı geleceğe taşımaksa başımızın üstünde amenna hayaller oluyor. Ama samimiyetsizlik devreye girdiği zaman biz zaten o konuda çok mesafeli bir şekilde, seviyeli bir şekilde kendilerini ayırabiliyoruz. Bugün ben belediye başkanı olmanın üzerimize yüklemiş olduğu bir sorumluluk var, bir olgunluk var. Bu sorumluluğun bilinci içerisinde de oradaki seviyeyi belirli bir seviyeye, yani oradaki seviyeyi belirli bir seviyeye düşürmeden mesafeli bir şekilde taşımaya gayret ediyoruz. Ama şehre, Fatsa'ya aşık olan, Fatsa ile ilgili bir hayali olan ve Fatsa'nın geleceğinde söz sahibi olmak isteyen, hizmet etme aşkıyla da yanıp tutuşan her bir arkadaşımız hangi siyasi görüşten olursa olsun bizim yol arkadaşımızdır. Kol kola girer, beraber yürürüz. Ama kendi bireysel hırsı, bireysel hesabı, bireysel egosu, her şey benim kontrolümün altında olsun mantığıyla Fatsa'yı yönetmeye kalkayan her arkadaşa kapımız kapalıdır, kepengimiz inektir. Buradaki gücümüzü biz vatandaşımızdan alıyoruz. Vatandaşımız bir kez bu samimiyeti biliyor. Eten Başkan ve yönetimin hangi konularda taviz vereceğini, hangi konularda taviz vermeyeceğini çok iyi biliyor. Bu bağlamda biz yeri geldiğinde Fatsa'mızın hukukunu ve bölgemizin hukukunu korumak için kötü olduğumuz kamu kurumlarımız oldu, kuruluşlarımız oldu, STK'larımız oldu. Hiçbirinde kendi bireysel hesabımız yoktur. Her birinde birinci dereceden Fatsa'nın hukuku vardır. O yüzden de Fatsa'ya ilçe değil, Fatsa'ya şehir olarak hitap ederseniz bizi mutlu etmiş olursunuz. Evet, o zaman Fatsa örnek olsun bu birlikteliğiyle diyelim. Siyasetin de üstünde bir birliktelik sergileyişiyle ki bu zamanlarda çok çok daha fazla ihtiyaç var böyle tablolara. Bu manada tebrik edelim. Bir de sıfır atık projesi var. Bunu detaylandırmadık. Bunu da konuşalım. Hiçbir şey atlamamış olalım süremizde. Tabii şöyle, sıfır atık projemiz bizim uzun yıllardır hayal ettiğimiz şehrimizde özellikle çevre bilincinin, şehir bilincinin Fatsa ölçeğindeki bir şehirde istenilen seviyeye taşıması noktasında en önemsediğim projelerden bir tanesi. Hı hı. Geçen yıl bakanımızı ziyaret ettiğimizde, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret ettiğimizde bununla ilgili destek istediğimizi ve Fatsa'mızda bir an önce sıfıra atık çalışmasına geçmemek istediğimizi belirttik ve Sayın Bakanımızın talimatlarıyla 750 bin liralık bir hibeyi Fatsa Belediye'mizde sıfır atığa geçiş noktasında planladık. Fatsa Belediyesi olarak da bu işe 2 milyon liralık bir bütçe ayırdık. 2022 yılı içerisinde bu 3 milyon liralık, 2 milyon 750 bin liralık bütçenin 2 milyon lirasını kullandık. 2023 yılı itibaren de tekrar 2 milyon liralık daha bir kaynak ayırarak özellikle şehrimizde atıkların ayrıştırılmasına yönelik ve bu atıkların tekrar ekonomiye geri dönmesine yönelik çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu yıl için bakanlıktan yine bir hibe talebimiz var. İnşallah onu da
Bu zamana kadarki yapılan başarılı çalışmaları bakanımız gördüğünde yine Fatsa'mıza bunu ulaştıracağına inanıyorum. Fatsa'mızdaki bu başarılı çalışmalar çevre ilçelerimize de örnek olarak büyüyecektir, gelişecektir diye düşünüyorum. Şu anki Fatsa'mızdaki atık toplanma rakamları çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu bağlamda yüklenici firma şehrimizin ayrıştırmasını yaptıktan sonra topladığı atıkları, hurdaları ekonomiye kazandırma noktasında beklemediğinin üzerinde bir performans gördüğünü söylüyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Evet. Fatsa Belediye Spor Kulübü'ne de geçelim buradan. Biz zaman zaman sosyal medyayı da soracağım açıkçası. Sosyal medyayı da çok aktif kullanan bir belediye başkanısınız. Biz de takip ettiğimiz için görüyoruz o maçlardaki o samimiyetinizi, mutluluğunuzu. Bir belediye başkanı değil de bir taraftar orada fotoğraflara yansımış sanki. Öyle o samimiyetiniz gözlerinizden bile belli oluyor. Hem bundan sonraki spor manasında Fatsa Belediye Spor Kulübü'nün hedefleri neler? Katkınız nasıl ilerleyecek? Hem de bakış açınız ne? Tabii ki spora bir genç belediye başkanının bakış açısını anlattık. Spor yatırımlarından da gördük ama Belediye Spor Kulübü özelindeki kısmı dinleyelim şimdi. Evet Meltem Hanım, Fatsa Belediye Spor bizim şehrimizin en önemli marka değeri. Üçüncü ligde olması münasebetiyle de profesyonel ligde olmasından dolayı Fatsa Belediyesi'nden bağımsız bir şekilde ekonomisinin yönetilmesi gereken bir spor kuruluşumuz. Tabii gerek futbola olan sevgimiz, gerek Fatsa'nın adına olan Fatsa'ya olan aşkımızdan kaynaklı Fatsa Belediye Spor bu şehrin bir markası olarak gerek altyapısıyla, gerek tesisleşmesiyle, gerek stadının güzelleşmesiyle ve onarımıyla birlikte Fatsa Belediye Spor Fatsa'nın bir markası olma yolunda sporcu üreten, kendi futbolcularının inşallah kendi takımında oynadığı iyi bir noktaya doğru gidecektir. Biz bunun gayretini gösteriyoruz. Fatsa Belediye Spor Başkanımız Adem Bekar bu bağlamda çok hummalı bir çalışma içerisinde yönetim kuruluyla birlikte aralıksız bir şekilde bu çalışmaları devam ettiriyor. Tabii futbolun sürdürülebilir olması açısından özellikle altyapının gerçekleşmesi lazım. Tesisleşmenin tamamlanması lazım. Yaz ayına kadar faaliyete geçecek olan bu spor yatırımlarımızda tesisleşmeyi tamamlamış olacağız. Altyapı çok kontrollü bir şekilde devam ediyor. Çok ciddi kaynak ayırıyoruz. Sporcu yetişmesi, futbolcu yetişmesi noktasında gelecekte Fatsa Belediye Sporumuzu sadece futbol branşlarıyla değil farklı branşlarla da Ordu ilimizde sporcu üreten bir Fatsa olarak tanıyacaksınız. Evet, zaten 2023 yazında hizmete başlayacak spor yatırımları da bunun göstergesi gibi görünüyor diyelim. Sosyal medyada çok aktif kullandığınızı söyledik, gözlemledik ama sosyal medyadaki etkileşiminiz nasıl? Birebir siz kendiniz kullanıyor musunuz? Cevap veriyor musunuz? Ya da sosyal medya eleştirileriyle de bazen gündem olabiliyor. Bu eleştiriler sizi demoralize ediyor mu? Ya da eleştiriyi de oradan dikkate alıyor musunuz? Şöyle tabii sosyal medya günümüz çağının vazgeçilmezi. Evet. Sosyal medyayı yakinen takip ederim. Ama gün içerisinde bazen takip etme imkanımız olamıyor. Biliyor günün yoğunluğundan kaynaklı. Sosyal medyayı basındaki arkadaşlarımız yönetiyor. Dönem dönem bizimle istişareler, fikirler, paylaşımlar noktasında gerçekleştiriyor. Fakat bizim gündemimiz içerisinde belki de gününün yoğunluğu içerisindeki %15'li 20'lik kısmı sosyal medyada gözüküyor diyebilirim. Diğer birçok faaliyetlerimiz, çalışmalarımız, toplantılarımız, işte cenazeler ve organizasyonlar ve birçoğunu orada, hatta ziyaretlerin bile birçoğunu orada paylaşmıyoruz. Tabii sosyal medya yorumlarına çok özen gösteriyorum. Birçok haber sitesi, yerel haber sitelerinde Fatsa'mızla ilgili yapılan eleştiriler, belediyemizle ilgili yapılan eleştiriler, yorumlar, takdirler, kendi şahsımızla ilgili yapılan yorumlar, eleştiriler mutlaka en ön planda dikkate almaya gayret ediyoruz. Buradaki benim en önemli kriterim, eğer gerçek bir hesaptan samimi bir şekilde yapıcı bir eleştiri varsa başımızın üzerine alıyoruz. Yapıcı bir, yani hatta cevap bile veriyoruz o zaman, ama yapıcı bir eleştiri değil. Sadece amaç siyaset yapmak bir eleştirisi ise, içinde gerçekten eleştirilecek bir konu varsa onu da dikkate alıyoruz. Filtreleyip oradaki sorunun çözümü noktasında ne yapabiliriz onu değerlendiriyoruz. Diğer taraftan bir cevap verilmesi gerekiyorsa vesaire ise, ben kendim gece geç vakit de olsa sosyal medyayı incelediğimde bazı cevapları kendim verip bazı kutlamaları vesairelere, taziyeleri oradan kendim bulunuyorum. Özel mesajlara mümkün olduğunca kendim bakmaya gayret ediyorum. Sosyal medya ekibimizde, basın ekibimizde özel mesajlardan
bizi birinci dereceden ilgilenen ya da şahsımıza direkt yazılan konular varsa başkanım, bu size özel olarak gelmiş. Peki hiç böyle bir adınız var mı? Yani sosyal medyayı bu kadar aktif kullanıyorsanız, sosyal medyadan işte ne bileyim bir çocuğun belki bir hayalini gerçekleştirdiniz. Belki birisi sizinle tanışmak istiyordu, tanıştınız. Belki sizinle yemek yedi, ne bileyim. Var mı yani böyle bir anınız? Şöyle, çok özellikle pandemi döneminde birçok çocuğumuz, ailelerimiz evlerinde çocuklarına sürpriz yapmak için biz 24 saat esasında sahadaydık. Bir taraftan maskeler dağıtılacak, diğer taraftan kamu hizmetleri devam edecek. Hazır sokağa çıkma yasaklarını bulmuşken caddelerde rahat çalışılabiliyor filan, işin başında duruyorduk filan. Tabii kapıdan da olsa doğum günlerine, organizasyonlara, davetlere katılma imkanlarımız oluyordu. En büyük bugün beni etkileyen olaylardan biri, sabah baktım özel mesajlardan birinde bir hanım kardeşimizin, bir annemizin Şerefiye Mahallesi'ndeki bir problemle ilgili çocuğunu okula götürürken yolların çamur olduğunu, çok uzun zamandır bu çalışmaların devam ettiğini ve bir an önce sol bombası gerektiğini çok nezaketli bir dile getirmiş. Yani ben bir anda empati yaptım. Ben o mahallede olsaydım, çocuğumu da bir anne olarak her sabah oraya getirseydim, akşam da o çamurla eve gelseydi, mutlaka üslubum çok daha sert olurdu diye düşündüm. Ben de çok nezaketli bir şekilde cevap verdim. Anlayışından dolayı teşekkür ettim falan. Beni biraz duygulandırdı. Niye diyeceksiniz? Gerçekten çok uzun zamandır bir çalışma var. Şerefiye Mahallesi Samsun sokakta. Elektrik hatları çok dar bir sokağımız. Elektrik hatları eski beton, eski demir direklerimiz de caddenin içerisindeydi. Asbest borularla geçen bir altyapı ve içme suyu kanalizasyon hattı vardı. Doğalgaz o mahallemizde yoktu. Şimdi doğalgazcılar girdi, hattı bağladı. Elektrik hatlarının tamamı yer altına alındı. OSKİ tüm hatlarını yeniledi. Telekom o bölgeye yeni internet altyapısı çekti. Biz bir türlü üst yapıya geçemedik. Şimdi tam üst yapıya geldik. Ama vatandaşımız sonuç olarak oradaki çalışmaları yaklaşık 6 aydır, 8 aydır yaşıyor. Ve bir anne olarak sabah çocuğu okula çamurlu götürüp akşam üstü başı çamur bir şekilde gelmek, çok daha sert tepkiler alıyoruz dönem dönem. Ama o nezaket beni gerçekten etkiledi. Ben de cevap yazdım, teşekkür ettim. Sonra hanımefendi de teşekkür etmiş. Böyle dönem dönem gerçekten çok enteresan karşılaşmalar oluyor. Bazen de cadde esnaf ziyaretlerimizde işte esnafımızdan özür dilediğimiz, ya işte sizin işlerinizi de etki ettik falan. Orada bir yaşlı amcamız, başkanım biz senden eminiz. Her türlü arkandayız. Sen bir işi yapıyorsan sonu güzel olacaktır. Her türlü arkandayız demiş. Ayrı bir sorumluluk yüklüyor. O sorumluluğun bilinci içerisinde bazen bu hizmet yolculuğunda bir taraftan ezilirken diğer taraftan da enerji doluyoruz. O destekler bizim için çok kıymetli. Evet. Mustafa Aslan abla lütfen sorumu sorar mısın demiş. Birkaç kere de yazmış. Midemi halı sahası, Midemi diye bir yer var mı? Fatsa'da çok bilmiyorum ama Midemi halı sahası ne durumda demiş. Midemi. Bilemedim neresi. Midemi yazmışın. Aslan Camii. Aslan Camii. Cami. Evet, tamam. Midemi yazmış da o yüzden tamam. Ben de Midemi ne demek istiyorsun? Aslan Camii de az önceki söylemiştim, yarım kalan işlerimizden bir tanesiydi. Hı hı. Müteahhitimiz sözleşmeyi feshedince yeniden ihale ettik. Halıların siparişi verildi. Muhtemelen yıl sonuna kadar oradaki Aslan Camii'deki gençlerimizin böyle doyasıya futbol oynayabilecekleri, ücretsiz spor yapabilecekleri bir yaşam alanını, eski belde belediyelerimizden çok tarihi bir yaşam alanıdır Aslan Camii. Bir tarafı Gürgentepe, bir tarafı Perşembe sınırında, diğer tarafı Gölköy'de, orada herkesin spor anlamında müsabakalar yapabileceği, ki tarihinde orada çok büyük turnuvalar, futbol turnuvaları yapılırdı. Bu yılki yaz ayında inşallah orada böyle güzel bir turnuva yapılır. Yıl sonuna kadar yetiştirmeyi düşünüyoruz. Evet. Bir izleyenimizde başkanımızın yüzü gülüyor, bu bile yeter demiş. Gerçekten de mizacınız hep böyle mi? Hep güler yüzlü müsünüz? Sinirlendiğiniz zamanlarda oluyor mu? Bunu da merak ettim. Evet, yüzünüzdeki tebessüm aslında karşınızdakine de etki ediyor. Ben de şöyle bir ekrandan kendimi görünce, ben de program boyunca hep tebessüm halindeymişim. Galiba bu sizden ötürü de olsa gerek diye düşünüyorum. Hep böyle misiniz? Hayatınızda projemiz tabii, misiniz? Keşke en hep böyle olabilse. diğer yüzümüzü çok mümkün olduğunca vatandaşlarımıza göstermemeye gayret ediyoruz. Hı hı. Çünkü 3,5 yıldır üzerimize gerçekten büyük bir sorumluluk aldık. Bu sorumlulukla birlikte en ufak bile bir olumsuzluğu şehre yansıtmamaya gayret ediyoruz. Çünkü şehrimizin de tüm enerjiyi bizden aldığını ve ümidinin, umudunun belediye olduğunu biliyoruz. Bugün Fatsa Belediyesi her bir vatandaşımızın en ufak sıkıntısında, derdinde kapısını çalabildiği bir kurum haline geldi. O yüzden bizim orada en ufak surat düşüklüğümüz vatandaşımızın da moralsizliğine, umutsuzluğuna, sıkıntısına, başkanımızın da canı sıkkın bugün deyip onun da canının sıkılmasına vesile oluyor. Fakat arka planında gerçekten
enerjimizin düştüğü, sesimizin çok yükseldiği, şiddetli kavgaların yapıldığı, bazen telefonların kırıldığı, yüzüne kapatıldığı dönemler biz de kurum içerisinde, kurumlar arasında yaşayabiliyoruz. Ama bunların her biri sonuçta vatandaşımızın sorunlarına, çözümlerine yönelik. Bu yüzümüzü vatandaşımıza hiç göstermemeye gayret ediyoruz. Ben yine de hiçbir vatandaşımızın bu yüzümüzü görmemesini umut ediyorum. Evet, süremiz de yavaş yavaş sonlarına geldik ama son bir sorum olacak. İlçe demeyin diye beni de sık sık uyardınız. Şimdi hazır Ünye ilçesi il olmaya çalışırken Fatsa'nın da böyle bir talebi mi var, yoksa şimdiden alıştırma mı yapıyoruz? Yok, hayır, kesinlikle böyle bir evet. söylem yok. Çünkü artık Ordu büyükşehir olduktan sonra Ordumuzda Ünye mi il olacak, Fatsa mı il olacak söylemlerinin, tartışmalarının sona ermesi gerektiğine inanan biriyim. Ünye ve Fatsa'da yıllardır bu çekişmelerden, bu çatışmalardan dolayı, bu kutuplaşmalardan dolayı birçok şeyi kaybettiğine inanan bir idareciyim. Bunu da sık sık bir araya geldiğimizde Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlu'yla da dile getiriyorum. Çünkü Fatsa'mız artık Ünye'ye doğru çok hızlı bir şekilde büyüyor. Ünye de Fatsa'ya doğru büyümeye başladı. Bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra neredeyse her iki şehir birleşmiş olacak. Doğal olarak tarihinde bu tatlı rekabet birbirine benzer ölçekteki şehirlerde her bölgede yaşanmış. Fakat bugün bu kadar küllenmiş bir olayı, akrabalık bağlarının bu kadar birbiriyle kenetlendiği iki şehir arasında, ticari bağlarının bu kadar birbirine kenetlendiği iki şehir arasında tekrar bu çekişmelerin dile getirilmesinin doğru olmadığına inananlardan. Herkesin bir takım hayalleri vesaireleri olabilir. Fakat bugün Fatsa bulunduğu konum ve çevresindeki ilçelerle birlikte diye düşündüğümüzde Ünye'den ayırmak diye bir şey söz konusu zaten olamayacaktır. Hani benzer ölçekteki iki şehre de bu çekişmede birini il yapıp diğerini yapmamak gibi de bir durum söz konusu olamayacağı için bu kadar artık küllenmiş bir konuyu tekrar gündeme taşımanın ötesinde bugün Ünye ve Fatsa gibi akrabalık bağları, eğitim yatırımları, işte sağlık yatırımları birbirine kenetlenmesi, ticari yatırımları birbirine kenetlenmesi gereken düşünceye sahip bir idareci. Fatsa'mızın ve Ünye'mizin ortasında bir AVM, bir şehir hastanesi, bir yeni bir üniversite, yeni yaşam alanlarının planlanması gerektiğine inanan bir idareciyim. O yüzden Fatsa ve Ünye çekişmesinin ötesinde Fatsa ve Ünye birlikteliğiyle büyüyen bir birlikte büyüyen bir şehir hayal edebilirsek gelecekte bakarsınız bambaşka bir gelişim göstermiş iki şehrimiz olur diyeyim, ilçemiz olur değil mi? İki şehrimiz olur. O yüzden tabii her gün, her hastanın gönlünde mutlaka bir şeyler yatıyor olabilir. Fakat ben bu kısır söylemlerin her iki şehre de bir şey katacağına inanmıyorum. Hani mutlaka her ilçede bununla ilgili söylemler gündeme getirildiğinde destekler, gündemler, işte destekleyenler olabilir. Fakat fotoğrafın özüne dönüp bu iki şehri beraber büyütmeyi hayal etmek lazım. Buna inanıyorum. Evet. Bu konuda da noktayı koymuştur demiş bir izleyenimiz. Alkış yapmış. Bu alkışlarla da o zaman bitirelim. Süremizin de sonuna geldik. Benim unuttuğum, eklemek istediklerinizle şöyle bir toparlayarak veda edelim Sayın Kibar. Evet Meltem Hanım, öncelikle bizi bu akşam yaklaşık 2 saate yakın bir süredir hemşerilerimizle buluşturduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sohbetiniz içerisindeki o sitemi de almış oluyorum. Çok gerçekten arayı açtık. Biz de hemşerilerimizle buluşma noktasında bundan sonraki süreçte biraz daha bunu sıklaştırmamız gerektiğine inanıyorum. TV 52 ailesine, ordumuzun her zaman her bir ilçesindeki her bir sorunu nezaketli ve yapıcı bir dille gündeme getirdiği için de teşekkür etmek istiyorum. İnşallah sizler aracılığıyla hemşerilerimize Fatsa'mız özelinde, ordumuz genelinde bilgilendirmeleri sağlayabilmişizdir. Verimli bir program olmuştur. Bunun inancındayım. Fatsa'nın adının olduğu her yerde biz varız. Bunu tekrar söylemek dile getiriyorum. Yapılacak her türlü eleştiriye açığız. Kurumlar arasındaki çatışmaların, çekişmelerin her birinin ötesinde birliktelikten bereket doğacağına inanan bir idareci olarak 2023 yılının, ki pandemi sonrasındaki bu küresel ekonomide yaşanan sorunların hizmete dönüşmesi noktasında mutlaka kurum birlikteliklerinin önemli olacağına inanıyorum. Her kurum mutlaka kendi hukukunu güdüp kendi avantajını sağlamak isteyecektir ama emin olun o birliktelikten şehirler birçok problemini daha hızlı aşacaktır. Ben tüm belediye başkanlarımıza buradan çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Çünkü belki de belediyecilik hizmetlerinin en zor olduğu dönemlerden bir tanesinde bu görevi eşini, dostunu, ailesini, kendi işini, gücünü aksatarak devam ettiriyorlar. Tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize kolaylıklar diliyorum.
Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sevginin, saygının ve birlikte yol yürümenin harcı duygu birliğidir. Hemşerilerimizle yakaladığımız bu duygu birliği Fatsa'nın geleceği açısından çok kıymetli ve değerlidir. Bu vesileyle tüm hemşerilerimize en kalbi duygularımla saygı ve sevgilerimi sunuyor. Onları hasret ve muhabbetle kucaklıyor. Buradan hayırlı geceler diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Noktayı koyduk ama sosyal medyadan gelen mesajlar bir yana telefonuma da geliyor. Size başarı ve selamlarını ileten izleyenlerimiz, hatta bir gazeteci arkadaşımız, Anadolu Ajansı muhabiri Hayati Akçay'da başkanımıza başarılar diliyoruz. Mutlaka selamımı iletirseniz seviniriz demiş. Hüseyin Bey, bizim kıymetlimiz yani. Hüseyin Bey, sizin de sorunuzu yayından sonra ileteceğim Sayın Başkan'a. Atlamadım, emin olabilirsiniz ama süremizi çok açtık ve daha etmek zorundayız. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Hüseyin Bey, ben özel olarak cevap yazacağım WhatsApp'tan. Tamam, size özel cevap gelecekmiş. Sosyal medyadan da olabilir Hüseyin Bey. Hemen programımız bitince sorunuzu ileteceğiz. Efendim, bir gündem programının daha sonuna geldik. Fatsa'yı konuştuk bu akşam. Hem belediye çalışmalarını masaya yatırdık, hem 2023 hedeflerini, hem de devlet yatırımlarını ele aldık. Umuyoruz sizler için de merak ettiğiniz her soruya cevap olan bir program olmuştur. Farklı konu ve konuklarla yeniden buluşana dek şimdilik hoşçakalın.